Evet sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına tekrar karşınızdayız. Malumunuz Ramazan'ın ilk günü oruçlarımızı açtık. Şöyle bir çaylarımızı aldık, uzandık. Bu akşam yine Sebep Sonuç yorumla karşınızdayız. Konular çok, masaya yatıracağımız konular yine birikti. Serhat Ahmet Tan hocamla, araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ramazan mübarek olsun. Ne denir hocam? Nasıl dua edilir? Allah Ramazan'ın bereketiyle Başka Ramazanlara çıkarsın. çıkartmaya vesile Sağlık, olsun. sıhhat, afiyet, dirlik, düzenlik ülkemiz, memleketimiz, bütün dünya Kurtuluşumuza vesile olsun. içerisinde kurtuluşumuza, ahiretteki kurtuluşumuza. Dünyada da bir Dünyada kurtuluş kurtulmamız biraz zor zor mu görünüyor. hocam? Tabii Niye? zor görünüyor. Her yerde savaşlar var. Tamam. Biz Şimdi Ramazan'da Gazze'de ne olacak acaba? Saldıracak yine. yalnız bu sefer hani şey konuşuldu ya böyle ya işte Müslümanlar çok sessizdi falan. Ramazan'da tabii inşallah öyle bir şey olmaz ama senin dediğin gibi olabiliri daha fazla. Bu sefer çok karışır ortalık ya. Yani bu sefer Karışacak bilmiyorum. zaten, bu yazdık işte, son savaş dedik. Şöyle olacak, böyle olacak dedik. Yani burada bir şey var yani. Bir kırılma var. Zaten açıklamalara bakarsan şey diyor hepsi. Yani genel kurmayı, şusu busu falan açıklamalarda. Bu şu anda İsrail'in beka meselesi. Yani biz şu anda gelecekteki İsrail'i kuruyoruz diyorlar. Evet. Bu arada hocam şimdi iftar açtın ama nevale hazır. Bak, Dostlarımızdan evet, geliyor. güzel. Misafirlerimize Göndermişler, Allah razı olsun. ikram edelim anlamında. Ramazan için hurma, şu hurma hocam Medine hurması. Ümre'den bir Kudüs dostumuz. hurması esas kaliteli olan Kudüs. Kudüs mü? Çok pahalı ama Bunu yalnız. Ümre'den bir dostumuz getirdi. Yine hocam hazımsızlık için kayısımız var. Yani olabilir. Bademimiz var. Ramazan Badem bademi. güzel. Ya bunlar da kuru. Kuru kumanya. Akşam sahura kadar burada sahur yapacağız hocam. İnşallah. Nevale hazır. Kağıtlar var önünde. Yine Kağıtlar kazakları soranlar var hocam. şöyle. Yeşil kazağın ne oldu diyenler var. Şimdi Onur Elmas kardeşimiz, Allah razı olsun, biz gönderme diyoruz ama onlar gönderiyor yine. Bu üstündeki siyah kazağı göndermiş. Yeşil kazak çıktı artık. Hani onun Artık tılsımı yeşile girmeyecekmiş. bozuldu. Tılsım Bozuldu. bozuldu. Buna Tamam. tılsım yaptık şimdi. Bunu giyeriz artık. Sayın Serhat Ahmet Tan abiye güzel günlerde giymesi dileğiyle yeşil yerine siyah giymeniz size daha çok yakışacaktır. Sevgilerim ne demiş? Onur Elmas demiş, göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Var mı hocam başka bir şey? Başka bir şey yok şu anda. Normal Ramazan sistemindeyiz. Kitap yazıyordum. Onun yazımı bitti. Vereceğim, hafta arası yayıncıya vereceğim. İki ay Hazreti dizilmiş. Süleyman kitabı değil mi? Süleyman da bütün peygamberleri aldım ben. Ta şeyden, Hazreti İbrahim'den başladım kısa kısa. Tevrat'a göre. Ama ne anlatılıyor burada? Olaylar var. Hepsinin yaşadığı olaylar var. O olaylarda esas dipteki mesele nedir? İşte küçük kardeş, Sadece büyük Tevrat'a kardeş. göre yani şey bir Yok, Kur'an-ı Kur'an'dan Kerim'e da var, bağlıyorsun. Tevrat'tan da var, hepsinden var da. Mitolojiden de var ama Tevrat'taki şey de çok açık. Kardeş kavgası çok açık. Yani küçük kardeşi önceleme meselesi. Bir de yıllar içerisinde yazıldığı için, yıllar içerisinde derken zaten şu anda elimizdeki Tevrat Babil istilasından sonra. Yani Hazreti Süleyman'dan sonra bayağı bir dönem geçti. 300-350 sene geçti. Orada krallar var, ikiye ayrıldı. İsrail ikiye ayrıldı. Kuzeyde İsrail krallığı, altta Yahuda krallığı, altta Evet. iki tane kabile, üstte 10 tane kabile. Ama o 10 kabiledeki krallar yönetemediler. Yukarıdan Asurlar geldi, orayı fethetti. İsrail krallığı bitti. Yahuda krallığı bir müddet daha devam etti. Yahuda krallığının da Babil'e şey yapan Nebukadnezar geldi. O da orayı şey yaptı, perişan etti. En son bir kraldan önceki kral zamanında aldı onu götürdü falan. Bütün çocuklarını gözünün önünde öldürdü. Onun da gözlerine mil çektiler falan, hapse attılar. Ondan sonra onun yerine onun o bir tane başka bir kral yaptılar ama o da yürümedi. O ayaklandı daha doğrusu. Yani İsrail'e vassal kral koydu bir tane Nebukadnezar. O ayaklandı. Onun ayaklanması üzerine bu sefer geldi İsrail'i tamamen tapınağı mapınağı yıktı Nebukadnezar. Nebunat, Nebunazaran. Onun da şeyi,
Genelkurmay Başkanı o girdi, yıktı falan. Bütün 50 bin kişiyi aldı götürdü Babil'e. Babil'de 50 sene yaşadıktan sonra İranlılar geldi. Hı hı. İranlılar Babil Krallığı'nı yıktı. Babil Krallığı'nı yıkmasında da tabi Tevrat'ta daha ayrıntılı şeyleri var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Harut Marut meselesi onu anlatıyor zaten. Harut Marut meselesinde ne diyor? Şeytanların Süleyman hakkında yaptıkları iftiralara, vesveselere kandılar diyor. Şimdi orada şeytanlar dediği, biz böyle uçan kaçan şeytan anlıyoruz ama Tevrat'ı okuyunca anlıyoruz ki oradaki İsrailliler, yani Babil'e esir olarak gidenler zaten üst düzey insanlardı. Ve onlar bütün Babil'in devlet yönetiminde falan da vardı. Hı hı. Şimdi onlar Babil'in yıkılması aleyhine çalışmışlar İranlılarla birlikte. Ve bunu yaparken de halk içinde kargaşa yaratacak meseleleri, işte bu büyü meselelerini, şunları bunları, işte Süleyman nasıl bu mülke erişti, bu krallığa erişti biliyor musunuz falan. İşte büyü yaparak, hı hı, şöyle oldu böyle oldu, işte şöyle, bütün kargaşa çıkartacak ne varsa Babil'de yapmışlar ve İranlılarla işbirliği yaparak yapmışlar. Ve İranlılar da o işbirliği üzerine Babil krallığını yıkınca bunları serbest bırakıyorlar. Ve bunlar tekrar gidip ikinci tapınağı kuruyor. Zerubbabel veya Zerubbabel diye bir şeyinin, kişinin önderliğinde ikinci tapınak, ama içinde kutsal sandık olmadan. Yani ikinci tapınak dediğimiz ikinci devlet yeniden ihya edilmesi. O da ne zamana kadar sürüyor? O da o bölgeyi tekrar gelip İskender fethettikten sonra orada Selefkoslar hakim oluyorlar. Selefkoslar İskender'in bir komutanının sülalesinin adı. Ondan sonra onlar tabii Grek kültürü. Grek kültürü de İsraillere uymuyor. İsraillerin bazı dini şeylerini yasaklıyorlar falan derken orada bir rahip, İsraillerin içinden bir rahip çıkıyor. O da Makkabi. Hı hı. Makkabi ayaklanıyor, dağlara kaçıyor falan. Onun ayaklanması sürüyor. O ayaklanma üzerine işte Romalılar devamlı geliyorlar. Romalıların artık güçlü olduğu zaman, yani bu İsa zamanına kadar geliyoruz şu anda. İşte Romalılar geliyor. O Makkabi'nin soyundan gelen Herod kral olmuş. Ama o zaman Hazreti İsa da çıkıyor. Hazreti İsa'da krallık iddiası var falan. Derken olaylar karışıyor. Romalılar ikinci kez yıkıyorlar. Kudüs'ü yerle bir ediyorlar. O günden bugüne bütün sürüyorlar, yani İsrailleri artık o bölgede siz kargaşa çıkartıyorsunuz diye sürüyorlar ve oraya daha sonra işte Müslümanlık gelince Müslümanlar Hazreti Ömer zamanında hakim oluyor. Yani çok kargaşalı, dünyanın tam merkezi orası. Ondan sonra Müslümanların şeyi de devam ediyor. Yani Selçuklular geliyor, bölgeye hakim oluyor Selçukluların yıkılmasına doğru. Ondan sonra orada başka devletler, Şii devletler, şu bu falan kuruluyor. Haçlı seferleri oluyor. Haçlı seferlerini o bölgeyi Hristiyanlar ele geçiriyor. Avrupalı Fransız Maraven sülalesi, orada Kudüs Krallığı kuruluyor. 100-150 sene o devam ediyor. Ondan sonra da Selahaddin Eyyubi Mısır'daki Fatimi Devleti'ni eline geçirip oraya hakim olunca kendisi Eyyubi Krallığı'nı kuruyor ve o bölgelerin tamamen hakim oluyor. Sonra Kudüs'ü fethediyor. Ondan sonra da Osmanlıların macerası başlıyor. Sultan Selim'le o bölgeye giriyoruz ve 400 sene bugüne kadar geliyor. Ama Osmanlı yıkılınca da 1917 yılında Balfour deklarasyonuyla, hı-hı, o bölgenin İsrail'e verildiği ilan ediliyor falan. Hı-hı. Ve bugüne geliyoruz. Yani şimdi burada çok acayip böyle tarih içerisindeki alt üst oluşlar, ama bunların hepsinde şey var. Yani belirli bir yönlendirme var ve hep bir hedef gözeterek gelmiş İsrailliler, ama birbirleriyle kavga etmiş. İçerideki kavgalarda, dışarıdaki kavgalarda hep böyle belirli bir hedefe dönük. Ondan sonra onları anlamaya çalıştım. Süreci sen nasıl görüyorsun? Yani şu anki İsrail'in yaptığı zulüm. Ramazan sonrası. İnsanlık açısından bakarsan senin dediğin gibi zulüm. Ama tarihin gerçekleri açısından bakarsan da şu anda bütün dünyada eline geçirmiş, yani Amerika arkasında, diğer şeye de bak. Amerika'nın birbiriyle çatıştığı ülke mesela Rusya'yla Ukrayna'da şey var değil mi? NATO ile şeyin savaşı var. Bakıyorsun Rusya da destekliyor. Yani İsveç bugün NATO'da o bayraklar falan çekildi artık. 30 yani, kaçıncı? 32. ülke mi oldu NATO'da? Tamam olsun. Yani orada şey var.
Baktığın zaman İsrail'e destek olmayan ülke yok. Yani Araplar da ilgilenmiyor. Kimse, bizim bir Türkiye yani. Evet. Ondan sonra orası yani Gazze alınacak benim aslında tahminim. Bu bakıma da ya bırakın bunları, bunlar işte komple teorisi diyenler için. Hani bu tek dünya devleti hep anlatılıyor ya. Decrelizme giderken en son o Gidiyor büyük zaten. savaş, Hazreti Mehdi, Hazreti Mesih, o yani inanmayan olabilir başka bir şey ama hadis ve Kur'an kaynağından gittiğinde böyle bir süreci hep okuyoruz. Dolayısıyla tek dünya sürecine gidilirken işte bu İsrail'in şu an yaptıklarının yapılması lazım. Öyle değil mi? Tabii zaten onların yapılacağını aslında o bir bakıma teyit ediyor. Şeyden de anlatıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela işte İsra suresini okusunlar. İsra suresinde 7. ayete kadar neler olacağı yazıyor zaten. 7. ayette çok enteresan. 7. ayette de şey diyor. Tekrar girsinler mescide ve ellerine geçirdiklerini yok etsinler. Şimdi burada ihtilaf var diyelim. Bunun yorumunda yani girecek olanlar kimlerdir? İsrailoğulları mı, Müslümanlar mı? Her iki yorumdan da gidersen git, şu andaki oradaki Mescid-i Aksa'nın oraya tapınak yapılacak ve yıkılacak. Yani İsrailler giriyorsa orayı tapınak yapacaklar. Şu andaki mevcut olanları yıkacaklar demektir. Müslümanlar giriyorsa daha sonra girip tapınağı yıkıp tekrar orayı ele geçiriyorlar. Çünkü bir kere daha evvelce girdikleri gibi diyor. Evet. Evvelce girecek olanlar kimlerdi? Yahudiler dersen fark etmiyor. Müslümanlar dersen gene fark etmiyor. Yani sonuçta ulaştığımız şey şu. Orada İsrail en az 70-80 sene, 100 seneye kadar da olabilir. O tapınağı yaptıktan sonra hakimiyet de sürecek. Ve ondan sonra Mehdi zamanında tekrar sistem terse dönecek yani. Yani biraz önce dediğim gibi aslında şu olan süreç can acıtıcı gibi görünüyor şu anda ki öyle ama bahsedilen hani kimisi buna kehanet diyor, kimisi komplo diyor, kimisi işte dini kaynaklardan, okumalardan yola çıkarak böyle bir sürece gidildiğini söylüyor. Dolayısıyla bunların hepsi şu anda aslında bir bakıma teyit oluyor. Yani Bu burada şimdi teyit hamasetle oluyor. Gidersen şöyledir, böyledir, Müslümanlıktır, şudur, budur dersin yani bir sürü şey anlatırsın. Ama gerçekler var bir de. Evet. Gerçeklere bakarsan olan biten şey ortada. Evet. Şimdi sevgili dostlar, yavaş yavaş arkadaşlar toplanmaya başladı. Mesajlarınızı okuyacağım. Serhat Hocam'a yine hem Ramazan'la ilgili hem yani bu ayın önemiyle ilgili merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Farklı konularla ilgili bu akşam sorunuz oldukça ileteceğim ben kendisine. Bu arada tabii like önemli, yorum önemli. Videoya biz teşekkür kısmını da açtık. Soranlar olurdu nasıl destek olabiliriz. Bu arada hocam klima geldi. Klima hayırlı uğurlu olsun inşallah. Geçen hafta iki kere ertelendi ama geldi, bağlandı. Hayırlı olsun. Çalışıyor mu? Çalışıyor hocam. İnşallah. Görüntü var da ses var mı acaba? İlk gün çalıştırdık. Tamam çalışıyor. Yazın püfür püfür esecek hocam. Terlemeyeceksin bunu. Normalde iki istemem. Klima var ama kesmiyordu burayı. Ben malum klima biliyorsun. İstemem. Bana başka arkadaşlara çalıştır sen onu. Yani akşamları terliyorsun hocam. Aç kapıyı diyorsun. Yok bunu alıyorsun. Kapıyı açacağız. Şey yok. Hava yok. Oradan gelen hava yaramaz ki zaten. Yarar o. En azından biraz serinlik verir. Açarız zaten bizim yayınlar bakterili akşam. Bakterili hava geliyor. Şimdi bir sene çalışsın bak onu değiştirmen lazım veya temiz etmen lazım. Neden? Bir şeyler ya. Ne geliyor? Bakteri topluyor. Bir şey topluyor. Daha fena. Kitabı hediye eder misiniz? Kitap ne zaman tam anlamıyla çıkacak? Kitap şöyle. Kısmetse. Şimdi ben elle yazdığım için benim elle yazdığımı çözüp dizgiye geçirmeleri en azından 2 ay alır. Oo, sen bir de hep elle yazıyorsun. Ondan bir sonra bilgisayarla bana yazsan gönderecekler. Hocam. Ben tekrar onların üzerine düzeltme yapacağım. 15 günde o. Ondan sonra onları teslim ettikten sonra bir ayda matbaada olsa yani 3 aydan önce olmaz. O zaman Kurban yine, Bayramı'nda ya, falan ya, çıkar sen yani. Eylül'ü bulur hocama. Zaten şeye doğru, sezona doğru ayarlıyoruz. Şimdi çorbayı kim ısmarlayacak? Hep çorba ben ısmarlıyorum. Şu anda içecek durumum yok. Hep ben ısmarlıyorum. Geçen sen ısmarladın doğru. Bu sefer ben ısmarlarız zaman ben içmeyeceğim. Şimdi çorba içersem sahurda şey sahur yapamaz. Ebatin kuşları sizce uzay gemileri mi? Şöyle onu geçelim. Şöyle yapsınlar. Birçok konuda ben referans veriyorum. İsrafil Balcı Hoca'nın YouTube'da kanalı var. O kanaldan açsın. Ebabil kuşlarına. Ebabil hariç bir de hüdütle ilgili sen öyle bir şey söylüyorsun. Hüdütle ilgili hüdütle. Ben bu kitapta yazdım şimdi. Hüdütün ne olduğunu. Bak karıncalar. Karıncalarla konuşuyor ya. Karıncalar hüdüt. Onun ebcedi kaç çıkıyordu?
54-54. Sen 54-54 onun uçak Uçak gemisinin zaten. şeyi dedin sen, kodu. Yok, Yani şey uçağın numarası. içindeki pilotun şeyi o. Yani uçağın numarası aynı zamanda pilotun da numarası, yaka numarası. Hocam bu çok zorlama bir şey değil Hiç mi zorlama değil. Bak benim kitabımı oku. O bölümü. Benim kitabımı keşke oku. Şey yapsaydım, getirseydim buraya o bölümünü, ben sana anlatırım ama şimdi de anlatabilirim yani. Şöyle Kur'an-ı Kerim'den anlatayım. Vücut konusu uzun konu hocam. Ne diyor? Hazreti İsa'nın fotoğrafı bulunuyor mu? Fotoğraf var mıymış o zaman bilmiyorum yani. Makinesi? Murat Zurinci Ahmet Onu Serhat'tan şöyle, seviyorsunuz onu hocam neden demiş. soruyorlar, ben söyleyeyim. Var ya kiliselerde resmi. Yok, Yani ondan ondan değil herhalde. Bir benzetiyorlar. tane kefen var. Torino kefeni diye bir kefen var. O kefende Hazreti İsa'nın silüetinin çıktığı söyleniyor. Ama o kefen Hazreti İsa'ya ait değil. Üzerine çok tartışma var. Jack de Molay, son Fransız kralı Güzel Filip yaktı. Tapınakçılarını en son Üstad-ı Azamı. Onu işkence ettiler falan. O işkenceler sırasında üzerine örtülen kefen olduğu söyleniyor onun. Oradan da o kefendeki bir kefenin kumaşında bir şey özellik olduğu, çok böyle terlediği, şey yaptığı, işkence sonunda üzerine örtmüşler öldü diye. Oradan bir şey çıktı ve böyle bir fotoğraf izi gibi kaldığı Ha söyleniyor. şey ya beden şeyi. Aurasını almış sözde Anladım, yani. anladım. Ama belli değil yani bunlar. Ve o İstanbul'dan gitti biliyor musun? Evet. İstanbul'a ait şeyler var, çiçekler var üzerinde. Şöyle devam edelim. Anlat Serhat hocam, heyecanlı oluyor demiş bir Evet. arkadaş. Allah razı olsun. Hocam asıl soru gelmiş. Ramazan ayı boyunca Ahmet Hoca Ramazan programı yapacak mı? Yok, Serhat Ahmet yapmayacağım. Tan'la iftara doğru. Yapmayacağım. Yapmayacak. Sponsor değil Yok, de zaten iftar. sponsor da olsa yapamaz ya. Vakit Nasıl geriye yapacağız geliyor. ya, oradan gel git bilmem ne. Ha bir de vakit geriye Bak geliyor. şimdi Şu an de 7.15. 10 dakika kala geldim yani. Değil mi? Şimdi geriye gelmiyor mu? Geriye gelmiyor. İleri gidiyor. İleriye gidiyor. Kaç, en son kaç? 8 mi? Yok o kadar Şu anda olmaz. 7 çeyrekte Yedi oluyor. çeyrek, Yani 40'larda. 7.30, 8'e yaklaşacak yani Tamam saz. biz 22'de yapıyoruz hocam. Burada yapacağız Sen, zaten ben iftarı. şimdi orada yemek yiyeceğim. Burada yiyeceğiz burada. Burada gelemeyiz ya. Nasıl geleceğiz? Ha, Gelemeyiz. geçen hafta öyle demiyordun. Geçen hafta 10 Yok kişiye abi, iftar gelemem. verirsiniz. Sevap olur. Ben de gelirim Onu dedim. versin arkadaşlar, görelim, ben somut bir şey göreyim. Somut Öyle olursa soyutlarla döner işim yok. Serhat hocam. Somut bir şey görürsem bakarım duruma göre. Söyledik, tınlayan yok. Tınlayan yok. Hatta şey yazmışlar, ne dileniyor musunuz falan yazmışlar. Dileniyor Sanki musun? iftarı kendime mi istiyorum yani. Yok, dilenelim yani, ne olacak ki? Allah için dileniyorsun. Serhat Hoca bazı konularda acayip gelenekçi ve değişime tamamen tam tersi. Tam tersi aslında. Bak bu konuda bence Serhat Hoca'yı izlemiyorsun herhalde. Her konuya Tam gidebiliriz. tersi. Ben daha gelenekçiyim aslında. Klima bakteri yapar. Bak, doğru söylüyor arkadaş. Serhat hocam biraz cimri galiba. Herhalde bu çorba ısmarlamıyorsun ya ondan yazmışlar yorum. Onu artık Allah biliyor. Caner Taslaman ile Serhat hocam bir program yapar mı? Yaptık zaten. Caner Taslaman da nerede yaptın? Şeyde Tamam yaptık. kendin konuk alıyorsun ya burada yapar mı? Sen Çağırırız, gelirse globalde gelir. yaptığını sormuyorum. Ya şimdi bak, buradan söylüyor arkadaşlar. Bana söylemeyin. Caner Taslaman'ı bana söylemeyin. Ben çağırıyorum birçok arkadaşları, gelmiyorlar. Şimdi ona gidin, baskı yapın. Yani yazın 50 kişi. Hocam Serhat Ahmet Tan'ın programına gitsene gitsene falan diye. Onun Biz de aklına, arayalım, çağıralım ama biz de hazır arayalım olsun her şey. çağıralım, hazır olsun. Sen şimdi bana Bilir söylüyorsun. bilsin yani konuyu. Bana söylesen bir faydası olmuyor ki. Yoksa şimdi Ben vereyim çağırıyorum numarasını ara herkesi hocam yani. istiyorsan. Ha? Vereyim numarasını ara. Yok, fark etmez, Bu ben arada çağırıyorum yarın herkesi. kısmet olursa herhalde Şeyma Toy konuğun olacak. Bakalım, inşallah gelsin. Hüseyin Toy konuğundu Evet, 2 hafta onun önce. ablası mı? Metafizikte onun ablası. Tamam, gelsin. Biyoenerji konusunda. Bakalım yarın nasıl geçecek? Ben de merak ediyorum hocam. Bakarız, tartışırız. Güzel bir tartışma olacak. Şimdi şöyle ara ara yine sorular okuyacağım. Konuya gireceğiz. Biraz hem ısıtalım hem de Serhat hocam da yeni iftarını yaptı. Bir kendine gelsin. Çay içsin biraz. Bugün oruç tutmadım. Kendimi iyi hissetmedim. Ne yapabilirim? Her Ramazan başında tutuyordum. Bugün tutmadın, iyi hissetmedin. Ne yapıyorum? Tutacaksın işte. Yapacak bir şey yok. Hocam Torino kefeninin çakma olduğu ispatlandı demiş. Ya orada tartışma çok. Torino kefeni çakma diye bir şey yok. Yani kefen ölçüldü, biçildi, karbon testi yapıldı. İstanbul'dan gittiği de belli. Belki de Yavuz Sultan Selim'in şeyiyle geldi, yani Mısır'dan da gelmiş olabilir, bilemiyoruz. Ama İstanbul'a ait Evet. çiçek tohumları var üzerinde. Doğru. Ondan sonra
Onu Hazreti İsa'na ait olmadığı belli oldu. Evet. Hazreti İsa'ya ait değil. Ama işte Jack Domolo'ya ait olma ihtimali yüksek. Evet. Oradan devam etsin İrfan, arkadaş. İrfan Bay demiş ki Murat abi bir şey soracağım. Gece gündüz sizi izleyen biri olarak çok merak ediyorum. Serhat hocama sorar mısın? Evet. Devamı bu kadar. Aşağılarda. Serhat hocama sorar mısın? Hadisten örnek verince sen hadisi bırak. Kur'an'dan evet. delil ver diyor. Evet. Ama kendisi tabletten delil veriyor. Tablet mi? Tablet neymiş ki? Ya işte Sümer tableti. Sümer tableti mi? Kardeşim öyle. Ben din adamı değilim, hacı değilim. Ama hadisten değilim. De işine gelince ben de oluyor. Ben hadisten de veririm, şeyden de veririm ama hadisler, olmadık hadisleri söylerse bana Murat kardeşim, onları da biliyorum ben, itiraz ediyorum. Şimdi bak burada mesela namaz konusunu konuşacak. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu akşam artık. Havaya sıçracak yani. Onun için. Şimdi sevgili dostlar kapakta görmüşsünüzdür. Yani beni Hacı malum. Hoca gibi görmeyin yani. Bu akşam, ben din adamı değilim. Tabii şimdi biz Ramazan'ın ilk günü olduğu için hani bir Ramazan'ı konuşalım, orucu konuşalım, dinlerin ritüellerini, ibadetlerini konuşalım dedik. Bu akşam tabii kurban aynı şekilde konuşalım ama daha önce de diğer eski ümmetlere farklı inanışlarda da bazı ritüelleri hep gördük. Hani kurban benzerleri ya da namaz, oruç benzerleri. Hatta oruçta da yine Kur'an'da senden öncekilere farz kılındığı gibi sana da kılındığı gibi ayetler var. Niye? Oruçla ilgili mesela. Zaten bunlar bak kurban, namaz, oruç bunlar gibi. Hepsi daha önceden var. Bunları konuşacağız. Öncesinde şeklen farklı mıydı? Mesela namaz şekilleri ya da orucun vakitleri, farklı günleri tabii. Hepsi farklıydı. İlki nereye kadar gidebiliyoruz? Zaman. İlk nereye kadar gidebiliyoruz? Elimizde kaynak anlamında. İbrahim Aleyhisselam'a gidersin. O mesela onda kurbanda gidersin ona ama. O hepsi oruçta da gidersin. Şeyde mesela kurbanda yine şeyde gidersin hocam. Habil Kabil. Tabi oraya kadar da git de orada belge yok ki. Hayır ama, orada diyor ya kestin ettin onu kurban mevzusu. Kiminki kabul edildi edilmedi. Kurban dediği orada kesilen bir kurbandan bahsedilmiyor. Yakınlık için bir şey sunmuş. Yakınlık için. Onunki kabul edilmedi falan mevzusu. Tabii onunki kabul edilmedi. Öbürünki neden kabul edilmedi? Ama kurban şimdi onu da mesela anlamaya çalışıyoruz. Anlaşıldığı için hani ilk belki oraya kadar tabii gidebiliriz. Tabii gider oraya kadar gider. Yani oraya kadar ilk insana kadar aslında ibadet süreci zaten başlamış. Zaten kurban ne demek onu anlarız bak. Kurban kardeş kavgası sona erildirildi demek. Küçük kardeş, büyük kardeş yani benim ardıllık kanunu diye şu anda iki kitapta bu üçüncü kitapta da onu işliyorum. O konu sona erdi, kalktı. Bundan sonra bunun sembolü olarak yani kalkmasının sembolü olarak koç kurban edeceksiniz. Önceden neden öyleydi? İlk çocuklar kurban ediliyordu. Mesela Moloch diye bir tanrıları var İsraillerin ona kurban ediliyor. Bütün şeyde var. Dinlerde var eski dinlerde. Yani tanrıyı yatıştırmak için veya tanrıya yakınlık sunmak için kurban kesiliyor ama kurban giderek şey oluyor. Çocukları kurban etmeye dönüyor. Bir de o kurban mevzusu hani filmlerde de çok çıktı. Eski kabilelerin anlatıldığı filmlerde, belgesellerde de ya da kaynaklarda şey var. İşte tanrılar kurban istiyor mevzusu. Hep bir kurban mevzusu var. Var. Kurban. Ama son hani Kur'an-ı Kerim'de de aslında bir bakıma bunun önünü tam kurban var ama önünü şöyle geçilmemiş mi? Önüne sizin geçmiş zaten. Kurbanlarınız hani bana ulaşmaz. Hani tabii, bunun tabii. için değil. Rızasını kazanmak için Allah'a. Kurban takvanız kalktı için. Demektir o. Yani kurbanın kalktığına dairdir o Hazreti İbrahim'e gönderilen. O da ne kalkıyor? Kalkan şey şu. Kardeş kavgası yok. Yani küçük kardeş de üstün değildir. Büyük kardeş de üstün değildir. Ne demek bu küçük kardeş, büyük kardeş? Şimdi mesela iblis itiraz ediyor değil mi? İblis önceden, bak hiç daha insan ortada yokken küçük kardeş. Çünkü ondan önce bir tür var. O ikinci tür. Onu bilemiyoruz. Şimdi onu burada da söylemeyelim ama öyle düşünsen. Onu nereden delil gösteriyorsun? Yani kainatta bir tür var. Çünkü onun Rabbim dediği birisi var. Değil mi? Şimdi iblisten önce bir tür var. İblis küçük kardeş. Yani kainattaki insan türünün bunlar. İnsan türü. Bak bu da aklından çıkması. İnsan ya, türü. Hocam şimdi yine girdin oraya. İstediğin yere gir. Rabbim dedi, tür dedin. Ben Rabbi sana o kadar kime diyor? Rab yönetici demek. Benden daha üstünsün, sen benden daha kıdemlisin demek. O da insan dedin sonra. Bütün hepsi kainattaki tür insan. Yine kavga bu çıkacak hocam. Küçük bu. Kardeş iken insan olunca bu büyük kardeş oluyor.
İnsan küçük kardeş oluyor. Tamam. Fakat geliyor yandan bir dal, melez oluşturunca insanın küçük kardeşi oluyor, insan büyük kardeşi oluyor. Bak bu sembolik kaymaları iyi takip etmek lazım. Şimdi dünya üzerinde insan, yani beşer dediğimiz dünya insanı büyük kardeş, onun melezi küçük kardeş. Şimdi bu küçük kardeşi önceleyen şeyler Tevrat'ta yığınla. Bütün sayfalarca ben sana örnek göstereyim, kitapta hepsini yazdım. Şimdi bu küçük kardeş önce midir, büyük kardeş önce midir? Kavga bu. Bunun kavganın manası şu: insanlık mı, İsrailoğulları mı? Yönetici olacak. Kim yönetici olacak? Zaten kavga yönetime gelme kavgası. Şimdi bu yönetici olacak. Kur'an-ı Kerim gelince diyor ki bu tamamen iptal edildi. İnsanlık ortak medeniyet kuracak. Ama İsrailoğulları ısrarla devam ediyorlar. Ve Tevrat'ı Babil istilası döneminde yazdıkları için özellikle anlatılan bütün olayların içerisine bunu yerleştirmişler. Hepsine baktığımız zaman hep küçük kardeşin üstün olduğuna dair sistemler var. Evet. Eğer küçük kardeş istenileni yapmazsa mesela gidiyor. Mesela Süleyman, Hazreti Süleyman da Hazreti Yusuf da Mısırlı kadın alıyor. Şimdi onun soyundan gelen o zaman karışmış oluyor. Onu şey yapmıyorlar. Hmm. Hemen kenara atıyorlar. Mesela Süleyman'ı Masonlar kabul etmiyor. Şeyler de, Yahudiler de sadece kral diyorlar. Peygamber değil onlara göre. Şimdi Masonlar da bir de tamamen Hiram Abif diye efsane bir kahraman, onların üstad-ı azamı o. Süleyman halbuki tapınağı yaptıran Süleyman. Niye onu seçmiyorsunuz, öbürünü seçiyor? Bak buralar hep önemli. Şimdi buralarda neden öyle? Çünkü Süleyman gitti, başka şeylerle evlendi. Yani onun soyundan gelen krallar... Hiram'ın insan olduğunu mu düşünüyorsun yoksa başka bir varlık mı? İnsan, o da insan. İnsan mı? İnsan, o da insan. Çünkü onunla ilgili de yine bir sürü yorumlar var. Cindir mindir bir öyle sürü yalan dolan. Şimdi eklemişler hocam yani. Mustafa Bey gelmiş yine hocam, seni kaçırmıyor bak, seni çok seviyor. Allah razı olsun. Orucu bir kenara bırakalım bugün. Biraz inanç konuşmamız lazım. İmanı giden 1000 ay oruç tutsa nafile. Yanlış görüşleri olan arkadaşlar var. Sümer tanrılarını Allah'ın yanına koyanlar var Murat abi demiş. Tamam. Öyle varsa var yani, yanlış yapıyorlar. Biz de mi öyle koyuyoruz? Yanlış açık yapıyorlar konuş. Demek. Açık konuş. Sonra sana mesaj var yandan hocam. Yok, açık söylesin. Sen böyle yapıyorsun desin. Allah'ın yerine kim koyuyormuş anlatırız. Serhat hocam Star Wars modunu açtı diyor. Hakikaten kavga çıksın bu sefer. Arkadaşlar ne kavgası? Bu arada Ramazan'la ilgili şimdi şeyler var. Hani salat, namaz... farklılıkları, yani isim salat diye geçiyor ama namaz kılıyoruz orada, nasıl bu şekilde anlaşılmış gibi. Hem konularla ilgili hem de merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Bugün hani hocamın dediği gibi, ben bir din hocası değilim, din alimi değilim. Kendi yorumlarını yapacak, kardeşim. Araştırmalar yapıyor, kendi yorumlarını yapacak. Merak ettiğiniz varsa ve Serhat hocamın yorumlarını merak ediyorsanız yazın, hepsini okuyacağım. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Buyur arkadaşlara. Hocam. Şimdi burada... konularla ilgili ben bir şeyler anlatıyorum değil mi? Şimdi onlarla ilgili bana delil gösterip de sen şurada yanlışsın, burada yanlışsın demek yerine arkadaşların genelinde, benimle tartışanların, birebir tartışanların çoğunda da şunu görüyorum. Sen imanını kaybettin. Yani bana kişisel bir inancımın bozukluğu, itikadımın bozukluğu yönüyle yüklenerek o zaman benim söylediğim her şey yanlış oluyor. Çünkü ben imansız olduğum zaman yanlış oluyor değil mi? İnanmayı düşünmeye gerek yok veya dinlemeye gerek yok oluyor. Ama benim kişisel inancım sizi ne ilgilendiriyor ki kardeşim? Kimse ölçemez ki onu. Ben öyle düşünürüm, böyle düşünürüm, böyle iman ederim, böyle iman ederim. Sen söylediğim şeye bak. Orada doğru mu, yanlış mı? O söylediğim şeye karşı senin varsa argümanın, bana kişiselleştirmeden bak şurada şu var. Burada bu var, kayıt göster, ona ya göre tartışalım. Ya da şurada yanlışsın, aha bu da kaynak de değil mi mesela? Sen kaynağını göster. Şimdi burada yazdığı arkadaşın da söylediği o. Tam direkt de suçlama yapmamış, yani kurtaracak. Sen ters diyorsun ya. Ahirette şimdi eğer ben Müslüman çıkarsam, vebale girmemek için de orada kurtarmak için de sinyal vererek yazmış. Bazı arkadaşlar var. Bazı diyor. Arkadaşlar var diyor, kim olduğunu söyle, açık söyle. Bunu kişiselleştirmeyelim. Şimdi ben burada imansız olsam da, söylediğim doğru olsa o zaman ne yapacaksın? Ben imansız olduğum için söylediklerim hepsi yanlış mı olacak yani? Yani burada beni karıştırmayın arkadaşlar. Ben ne olduğumu kendim de bilmiyorum. Sen de kendini bilmezsin. Gidince oraya öğreneceğiz.
Allah'ın huzuruna çıkınca hepimiz göreceğiz yani Hanye ile Konya'yı. Onun için buradan kimse kimseye şey biçmesin, iman biçmesin. Burada biz tartışma yapıyoruz. Ben de hacı hoca değilim, araştırmacıyım. Yanlışım varsa her seferinde söylüyorsun. Çıkartırsın delilini, gösterirsin. Sağlam bir tartışma yaparız. Yoksa sen inanıyor musun, inanmıyor musun? Serhat Hoca sonuna kadar haklı. İman meselesi kimsenin tartıya koyacağı bir şey değil. Akışta kalın demiş Ender Bey. Baş edemeyince sen inanıyor mu inanmıyor mu? Serhat Hoca'nın çayını tazeleyin. Evet. Vallahi helal olsun, arkadaşlar, takip ediyorlar. Arkadaşlar rica etsek şöyle birer tane. Ben yedek almıştım. Benim yedekli sen çalışıyorsun. Ben o tamam. İçeriden masadan getirdim buraya. Güzel. Şöyle biraz sorulara da gelelim. Ondan sonra yavaş yavaş konuya. Kapıyı zaman. Açın. Hakan, Ahmet Daloğlu, Hakan Yerican. Evet, şöyle evet. Devam edelim. Sorularınız yavaş yavaş konuya gireceğiz. Mutlaka like önemli arkadaşlar. Like'layın. Abone değilseniz de abone olun. Destek olun. İman tazeleyelim hocam. Boş ver abi. Sen kendi imanına bak. Benimkini bırak sen. Hocam yeşil kaza arayanlar var. Alışmıştık diyorlar. Hocama yeşil çeşmeden... Kaza tılsımlıydı. Tılsımı bozduk. Çeşmeden su verelim hocama. Onur Elmas gönderdi siyah kaza. Abi bunu giydirdi. Şimdi ona tılsım yaptık. Ondan devam ediyoruz. Evet. Hocam ben şunu anlamıyorum. Allah neden iyi işler yaparlarsa onlara tekrar bazı iktidarlar işte. Nasip olacağı söyleniyor. Bak. Sanki Allah onları kahredecek ama çok azgın oldukları için tövbe etseler okey mi yani falan. Mesela gibi. Bu 6. ayet galiba İsra evet, suresi. Güzel soru. İn ahsentum ahsentum li enfusukum ve in esattum feleha. Şimdi bu ne demek? Yapmışlar bunlar bir şeyler. Ondan sonra Allah diyor ki bak size tekrar diyor ben diyor bak, bir vaat. Bir tane geldi bir tane deyince. Bir vade veriyorum diyor. Tekrar diyor. Bırak şu tam sen bırak. Evet, sağ ol. Ordunuzu çoğaltacağım. Nüfusunuzu çoğaltacağım. Size destek vereceğim falan. Ama diyor güzel işler yaparsanız ahsentum ahsentum o. Güzel iş yaparsanız kendinize olur. Ama yapmazsanız kötü iş yaparsanız ve in esattum feleha. Yani kötülükler yaparsanız o da size geri döner demek istiyor. Şimdi burada bu kafaları karıştırıyor. Ya madem kötü işler yapıyorlardı halletseydi Allah. Halletmiyor. Demek ki bir şey veriyor. Kader içerisinde onların olması lazım. Değil mi? Evet. Şu anda mesela oradaki şeylerde en büyük onların savunmaları git din adamlarına sor. Allah istemezse biz bunları yapamayız diyorlar. Bak şimdi bu çok acayip bir şey savunma taktiği. Yani orada zulüm yapıyor, aç bırakıyor, insanları öldürüyor, şudur budur. Neden böyle yapıyorsunuz dediğin zaman Allah istemezse yapamayız diyor. O da doğru. Demek ki burada bir sistem var yani. Hocam demişler ki Serhat Hoca'nın sakalının şurası böyle ince olmasının bir manası var mı? Mason sakalı gibi bir şeymiş falan diyor. Hiç alakası yok. Mason sakalı böyle mi oluyormuş? Mason sakalı top sakal oluyor. Sen uydurdun şimdi orada. O arkadaş yazmıyor. Uydurdun yani. Mason sakalı top sakal olur. Burası ince olması gayet güzel. Böyle. Yani bana diyorsun sen yelek giyiyorsun mason musun diye. Mason yeleği var ama öyle. Mason yeleği diye bir yelek mi var hocam? Var. Yelek yelektir. Ya İstanbul'daki masonlar giyiyordu öyle yelek bir zaman. Ya onlar o şey törenlerinde yelek değil o. Önlük var onları takıyorlar. Yok o ayrı o şeyler ayrı. Önlükleri ayrı da. Ahmet, yelekten var yani. Ahmet Daloğlu birçok kişinin itikadına girdi. Şeytan güzellemesi, Sümer tabletleri ve vesaire çok ters konularla dolanıyor. Yok itikadına girmez ya sen sağlam ol. Sen dinle adamı. Yani işine gelmiyorsa delilini göstereceksin işte. Delili göstermeyince bak bu sefer hep kişisel suçlamayla gidiyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Daloğlu ne yapmış olsa yapmış. Bir şey araştırmacıdır, araştırıyor, bir şey koyuyor ortaya. Sen de... Hiram Abbas yeleklidir yazmış. Yani onu şey yapacaksın. Yani delillerle çürütmeye çalışacaksın. Yoksa itikadına girdi şöyle oldu. Yani suçlu ilan etmeye gerek yok. Sen kendini koruyamadıysan Ahmet Daloğlu ne yapsın yani? Yani... Şimdi hocam, şimdi yayına girmeden önce malumunuz arkadaşlar biz hani... Daha girmedik mi yayına? Günlerce... Programın konusuna. Biz günlerce böyle hani öncesinde şunu konuşacağız, bunu konuşacağız. Böyle bir hazırlık yok. Yok. Ben işte ne oluyor? Önceki bant yayınlarda da yarım saat önce... Sen iftarı güzel yapmadın galiba. Krekerlerden yiyorsun. Hocam ben okuldan geldim. Yani biliyorsun yüksek lisansa başladım ya. Apar topar geldim. Orada bir çorba içtim. Koşa koşa geldim.
Ondan sonra şimdi bu akşamki konumuz da zaten hani afişte de gördüğünüz üzere genel anlamda dinlerin ritüellerini, yaptıkları uygulamaları, ibadetleri konuşacağız. Neler bugüne kadar gelmiş, biz neler yapıyoruz, bizden önceki inanışlarda benzerleri var mı, şekil farklılıkları var mı, bunları konuşacağız. Ama tabii bu konuyu konuşalım dediğimde Serhat Hocam önce bir konuyu değiştir bak, bizi topuğa ağzına koyma yok dedi. Yok yani şey, ihtilaflı konular. Şimdi ben söyleyeceğim birkaç şey. Sen aa diyeceksin. Çünkü neden? Ona göre sen yanlışı doğru diye öğrenmişsin. Ama işte belki de sen hala doğru olanı kendin çevirip başka bir yere çekmeye yani çalışıyorsun. Neyi çekeceğim ben sana, bak senin kabul şimdi, ettiğin hadislerden de söyleyeceğim. Tamam şimdi şöyle yapalım hocam. Yazdım mı? Öncelikle fazla şimdi yani. Biz bu akşam hani bir de mübarek Ramazan ayının ilk iftarında yapmak nasip oldu bugün. İnşallah nice yıllar yapmayı da nasip evet. eder. Allah inşallah kurtuluşumuza da vesile olur diyerek başladık programa zaten. Şimdi namaz, kurban, oruç. En temelde en çok bilinen ve görülen ibadetler bunlar. Evet. Farklı ritüeller var, farklı sapkın inanışlar var. Zekat da var. Zekat da var. İşte tabi bu zenginleri ilgilendiriyor. Zikir, işte tütsüler yakmak, başka türlü bir şeyler. Tütsü yok ya. Hayır, genelde gördüğümüz yani başka inanışlarda farklı farklı inanış. İbadet, ritüel ve meditasyon şekilleri var. Evet. Bunu kastetmiyorum. Şu en çok bilinenler. Şimdi buradan hangisiyle başlayalım? Sen seç. Şimdi ritüel ne bir kere? Ona bakacağız. Bir şekilde inanış ve onun tekrar edilmesi. Ritüel şöyle. Şimdi biz buradan tekrar okuyoruz edilmesi. Kur'an-ı Kerim'i. Okuyoruz. Araştırıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz değil mi? Başka bir kitap okuyorsun. Hı hı. Adam uzayı anlatmış, galaksiyi anlatmış. Şimdi bu bilgi bilinçli halimizde elde ettiğimiz bilgidir. Evet. Ama bu %5 bile değil. Evet. Yani günlük yaşantımız içerisinde %95 bilgi bilinçaltına giriyor. %5'i bilinçli yolla alınıyor. Bu %95 etrafında olan bir tane her şeyi hiçbir şey kaçırmadan bilinçaltı alır. Yaşadığın bir olayı sağlam kaydeder. Onu senin önüne devamlı çıkartır. Hı hı. Eğer senin önüne engel olacak bir şeyse de sen fark edemezsin. Başka başka engeller çıkar. Ya dersin bu nereden oluyor? Ya birisine kızdım, gıcık kaptım. İntikam almak istedim ama 10 sene geçti, unuttum dersin. Hı hı. Ben bunu Muntakim esmasında anlatıyorum. Unuttum ben onu dersin. Yani ne alakası var? Benim önüme çıkan engelin onunla ne alakası var? Hayır, unutmamış. Bilinçaltı otomatik onu çalıştırıyor. Senin önüne engel çıkartır. Sen bunu hallet, sen bunu hallet, sen bunu hallet. Hı-hı. Şimdi bu bilinçaltına giden bilgi Hı-hı. daha sağlam kaydediliyor ve çok daha ne diyelim genel kültür açısından daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şimdi o zaman bir din geldiği zaman o din sana bir şeyler anlatıyor. Hangi din olursa olsun. İşte Tanrı'nın şudur diyor, doğru olan şudur diyor, budur budur diyor. Sen onu bilgiyi alıyorsun ama bilinçli haline %5'ini alırsın. %95'ini alabilmen için ritüel olması lazım. Ritüel uygulama demektir. O bilinçaltına gider. Şimdi bu ritüelde sen yaptıkça orada aldığın bilgiyi de yerine oturtursun ve onu içselleştirirsin. Ona göre hayatını düzenleyebilirsin. Ama ritüel olmazsa hiçbir şekilde o yani bilgi işine yaramaz. Dinlerde ritüel mecburiyeti mi var? Ya, o olması lazım. Zaten ritüel olunca din oluyor. Hı-hı. Ritüeli olmayan din pek yoktur yani. Hayır, o da din olamıyor, yaşayamıyor. Ya. İşte bazı deist arkadaşlar ya da ne bileyim işte ateist arkadaşlar hani sen şimdi ritüel dedin olması gerekiyor. Oradan bir sistemin %95'lik kısmını alıyorsun falan gibi açıkladın ya. Adam şunu diyor işte bir yaratıcı var diyor benden diyor şunu istiyor diyor. Benden ibadet istiyor diyor. Benden diyor işte diyor namaz kılmamı istiyor diyor. Evet. Haşa muhtaç mı bana değil. Niye istiyor ki benden şeklinde. Senin için işte. İşte senin o için. Senin içini nasıl anlatmak lazım i̇şte o adama. İşte böyle anlatıyorum ben. Yani senin o sistemi özümsemen için o sistemin ritüelini yapıp çünkü sen ne yapacaksın? Doğru olarak kabul ettiğin bir şeyler var. Geçen programda ne anlattık? Bir bilgiyi alıyorsun. O bilgi doğru mu yanlış mı bilmiyorsun. Sen doğru diye alıyorsun onu. Hı. Mesela adam uzayda galaksiyi anlatmış. Sen gidip baktın mı teleskopla? O galaksi öyle mi? Değil. Bilmiyorsun. Adam anlatmış. Adama güveniyorsun. Alıyorsun. 5 sene sonra adam der ki ya ben yanlış anlattım. Şurası şöyleymiş der. Değiştirir. Değil mi? Yine inanacaksın. Yine şimdi gidene yine, kadar yine inanacaksın. Yine inanacaksın ama geliştirerek gidiyor bilim. Hı hı. Şimdi bu şuna benzer. Bilgiyi alıyoruz biz.
bilgi duyma yoluyla alınır ve kilit oluşturur. Yanlış da olsa doğru kabul edersen de ona göre iş yaparsın. Yani hayatını ona göre düzenlersin. Önüne bir şey çıktı. Ya işte şu alışverişi yapayım mı yapmayayım mı? Bu kişiyle evleneyim mi evlenmeyeyim mi? Şöyle yapayım mı yapmayayım mı? Bütün bunu günlük olaylarda karşımıza çıkan bütün her şeyde bu temel bilgiye göre otomatik çalışır sistem. Yani sen bir karar verirsin, neye göre karar verdiğini pek bilemezsin. İşte o alttaki bilgiye göre veriyorsun. O bilgi de neyle oluşuyor? Din geldi diyelim, yeni bir şeyler geldi ama onun bilgisi yetmez. Onu ritüelle desteklersen anca o senin içine içselleşmiş olur ve sana önünü açacak bir sistem olur. Şu an sorduğun şey aslında burada Zeycan Buran'ın cevap. Zeycan Buran diyor ki ritüel isteyen tanrı gerçek tanrı değildir diyor. Şimdi senin anlattığın tanrı şey bu. Tanrı istemiyor ki ritüeli zaten. Kendine istemiyor ki bunu zaten. Kendine istemiyor, senin için. Yani seni yapman gerekiyor. Sen yaparsan onu, o sistemi kontrol altına alıyorsun, içselleştiriyorsun ve öyle gidiyorsun. Ama o da yanlış. Mesela bu arkadaşımızın söylediği, neye göre onu söylüyor? Mesela ritüel isteyen tanrı gerçek tanrı değildir diyor. Bir hükümde bulunuyor da bu hükümün altındaki gerekçesini hangi yoldan bu hüküme vardın sen? Şimdi bunu mesela ben doğru kabul edersem o zaman bambaşka bir şey çıkacak ortaya, değil mi? Başka neden, bir tanrı kavramı çıkacak. Neden istemesin mesela tanrı senin iyiliğin için? Sen şu seni tanıyan, seni yaratan, bilen yani neden şöyle istemesin? Yaparsan daha iyi olur. Niye demesin, değil mi? Yani şimdi yaptığın neden ibadetler gerçek sana tanrı, fayda sağlıyorsa tabii, neden gerçek tanrı mesela namaz kıl, oruç tut demesin? Ki mesela oruçta bile şu an bilim insanlarının artık %100'ü neredeyse tamam sağlık işte açısından faydalarını konuşurken sen bunu yaparsan mesela işte vücuduna da faydalı de, niye demesin mesela? Şeylerde, ibadetlerde de mesela bu ritüellerde mesela oruç sen faydalı diyorsun ya sağlık açısından. O da gerekmiyor. Allah istediyse yapacaksın. Allah rızası için yapacaksın. İşte o başka bir şey. Allah rızası ama bu şunu kastediyor. Yani onun için yapıyorsun gibi. Hani mesela ben, o ihtiyacı var haşa muhtaç sen ona yapıyorsun gibi. Hayır o, onun ihtiyacı olduğu için değil. O senin iyiliğin için sana bunu şey yapıyor. Öneriyor aslında. Yani öneriyor. Yaparsan yap, yapmazsan yapma, sen bilirsin. Ama ben mesela şunu gördüm. Mesela namaz kılmak. Mesela diyor ki ben daha faydalı şeyler yaparım. Kitap okurum, faydalı işler yaparım diyor. İşte ben de onu anlatıyorum diyorum ki. Bunlardan kardeşim, daha faydalı şeyler kitap kadar kitap oku. Diyor. Bu kitabı içselleştirebilmen için ritüeli olması lazım. Yani ritüeli olmadan kitap okusan da bir faydası olmuyor. Üç gün sonra unutuyorsun yani. Yani onu içselleştiremiyorsun. Ona göre hayatını tanzim edemiyorsun. Yani şunu demek yani kitap okurum, oradan bir bilgi alırım. Alamazsın. Niye oruç tutayım ki diyor. Yani. Üç gün sonra ben diyorum ki mesela kitabı diyor. Okudun ya. O kitabın bilgisini neden Fatiha devamı tekrarlanıyor, sureler okunuyor namazda değil mi? Onu sen iyice içselleştirebilmen için. Yani o senin rehberin olabilmesi için hayatta veya oruçta aynı şekilde. Oruç tutmadığın zaman aç adamın halini anlayamazsın. Hayatında sana rehber olmaz. Sen narsist bir kişi olur çıkarsın. Oruç seni sempatik yapar, empatik yapar. Anlatabildim mi? Yani orada sen ve bir de oruçta mesela şey yapıyorsun. Öyle hallere giriyorsun ki hele akşam üzere. Yani bir sinirleniyorsun, bir şey oluyor. Yani gelmiş mesela çöp tenekesini oradan langur lungur alıyor çöpçüler. Akşam daha 10 dakika var iftara yani. Ona sinirleniyorsun, ondan sonra bir hale giriyorsun, acıma duygusuna geçiyorsun. Ondan sonra kendin bu kadar ne kadar zorlandığını düşünüp bir de gerçekten mesela şu anda o zorlanmayla Gazze'deki insanların durumunu düşün. Bir o, ikincisi de şimdi ben ona özellikle arada bir sürü soru geliyor, onları soracağım ama yine aynı Zeycan Buran devamlı sen cevap verdikçe devam ediyor yazmaya. Etsin, yazsın, ben abi. Özellikle de onun sorularını sana sorayım genele çünkü burada negatif sorular var. Genele daha fazla genele daha fazla hitap edip mantığı anlatman için daha mantıklı tabii, oluyor bu. Diyor ki öncelikle oruç namaz farz yani yapmazsan vebali var borç yazılıyor. Bu pagan tanrısı mantığıdır. Bidat işte biat isteyen tanrı değildir diyor. Şimdi bak burada benim söylediğim bu arkadaşımıza da daha önceki arkadaşlara da bak şu şöyledir bu böyledir diye hüküm ifade eden cümleler hiç boş cümleler bir kere. O öyledir, sana göre öyledir, bana göre öyle değildir. Sen şimdi bunun altını doldurman lazım. Bu neye göre böyledir? Mesela pagan tanrısı ne dedi orada? Pagan tanrısı? Onun mantığıdır diyor. Nereden biliyorsun mantığıdır. Sen pagan tanrılarını tanıyor musun? Onlar öyle mi yapmışlar? Okumuş işte, kitap okuyor ya.
Yok, yani pagan tanrıları mesela oruç tutma demişler. Tam aksine hiç onlarda yok ki öyle bir şey. İbadet falan yok yani. Kurban onlar. Var galiba. Ya kurban var ama şey yok, böyle bir namazdır, oruçtur. Yani bir mesela Apollon'un orucu var mı? Apollon var mesela şeyde, Didim'de. Şimdi kardeşim bir şey söylüyorsunuz ama altı boş yani, kusura bakmayın. Şimdi bu böyledir, şu şöyledir değil. Yani sen öyle inanıyorsan ama yanlış inanıyorsun yani, gerçeği bilmeden, tarihi bilmeden. Mesela Apollon'un orucunu bana söyle. O zaman söylersen ben tamam diyeceğim, bak bu hükmün doğru. Ya yani Apollon'da şu oruç vardı. Şu ritüel vardı. Şu ritüel vardı. Onu bana söyle. Şu namaz vardı. O Apollon'da ya da şu ibadet vardı. Kurban nasıl vardı? Apollon'da var mı kurban? Var. Şöyle var mesela, gitsin Didim'e gitsin şimdi. Orada millet şehrinden bir yol var 16 kilometrelik, yürüyerek geliyorlar. Yanlarında keçi veya koyun getiriyorlar kurban. Onu neden getiriyorlar biliyor musun? Orada kehanet yaptıracaklar. Kurban istiyor. Tapınaktakileri doyurmak için oradaki rahiplerin uydurduğu bir şey o. Bak sana ama kurban huysuz olursa kesiyorlar, huysuz olmazsa da veriyorlar. Senin kehanetin olmaz. Kehanet için kurban getiriliyor. Orada da yani bir tanrıya bir yakınlık için kurban değil o. Anlatabildim mi? Ama bak diyor şimdi biraz araştır hocam diyor, biraz boş değil bunlar. Hocam İslam öncesi her dinde oruç namaz türü var zaten diyor. Yani var araştır zaten. Biraz diyor. Var ama Apollon'da var mı? O pagan tanrısı demiş. Pagan tanrısı demiştiniz, evet. Pagan tanrısına yok. Ama onlarda da Gözde Uğur demiş ki paganlarda belli günlerde ritüel ve kurbanlar var. Onun söylediği, karıştırdığı şu. Aslında paganlarda şöyle bir durum olmuş. Zaten bunlar gerçek yaratıcıya inanıyorlar. Şey yani şeytani ritüeller, böyle kanlı falan yakmalı. Yok, yok. O şunu söylüyor mesela, diyor ki mesela Araplarda vardı ya. Yani oruçta, namazda, kurbanla. Ha, Araplarda daha önce var, ben de onu söyleyeceğim. Var, şimdi. Hanif din vardı. O zaman Araplar pagan değil miydi? Değil miydi? Onu söylüyor bana gerekçe olarak şimdi. O nasıl olmuş? Onu da söyleyelim. O şöyle. Araplar gerçek tanrıya inanıyorlar. Hanif, Allah'a Hanif inanıyorlar. Hazreti İbrahim. Ha, Allah'a inanıyorlar ama onlar Allah'ın sembolünü somutlaştırmak isteyerek orada birkaç put yapmışlar, bir şey yapmışlar. Paganların hemen hemen hepsinde böyle eğilimler var. Oradan giderek sistem çok tanrılığa dönüşmüş. Şimdi o çok tanrıların özellikle istediği ibadetler değil. Onlar yine İslamiyet'in önerdiği ibadetler, giderek böyle yozlaşmalar olmuş. Yani Araplarda vardı evet bu ibadetler ama pagan tanrılarının istediği şeyler değil onlar. İnsanlar onlara daha önceki normal dinin bozulması sebebiyle. O zaman şöyle yapalım hocam. Namazla başlayalım. Şimdi namaz Kur'an'da salat geçen kelimeyle. Evet, namazla başlıyoruz. Bunu bir açalım. İlk nereye kadar gidebiliyoruz? Yani sen İncil, Tevrat kaynaklı bir şeyler okuyabiliyor musun? Git istediğin yere kadar git. Araplarla diğer var. Eski yok hayır, sadece Araplara değil. Daha eski uygarlıklarda da namaz benzeri ibadetler onları. Kaynaklarda gördün mü o anlamda? İlk nereye gidebiliyoruz? Kaynak yok. Yoksa ki direkt yani. Sadece daha önceki Tevrat şeylerde. İncil kaynaklı mesela Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, şimdi biz Müslüman olarak baktığımızda onlar da namaz kıldı mevzusu var diyoruz. Şöyle mesela, ama onlar bunu var. İnkar ediyor. Kabul eden var, etmeyen var. Nereye kadar gidebiliyoruz? Yani mesela namaz ve salat kelimesini bir aç ama önce. Hazreti Yusuf mesela beni Müslüman olarak öldür diyor. Demek ki namaz kılıyordu o da. Yani eski peygamberlerin namaz kıldığına dair şeyler var. Ama ben mesela Hazreti İbrahim'den itibaren ancak söyleyebilirim. Ondan önceki dönemlerde namaz var mıydı? Vardır. Vardır ama böyle düzenli, standart bizim şu andaki değil. Vakitleri. Mesela sen şimdi evrime karşı çıkıyorsun. Bak namazda da evrim var. Müslümanlığın içinde de namazın evrimi var. Yani bugünkü formatına gelmesinde Müslümanlık başladığı andan itibaren de bir gelişme tamam, süreci o var. Eklemeler, vakit eklemeleri. Yok, vakit ve eklemeleri. Şekil eklemeleri belki. Vakit eklemeleri de var. Mesela kaç vakit mesela sence namaz? İşte kaç rekat? Yani bir namaz kaç rekat? Öğlen namazı. Ya 2-2-4 gidiyor. 4-4 i̇şte gidiyor ama 2-2 gidiyor. 2. Sadece 2. Bak bunu nereden söylüyorsun? Buradan şeyden de söylerim de. Şimdi mesela bayram namazı kaç rekat? 2. 2. Sabah namazı kaç rekat? 2. 2. Ama işte farzlarını söylüyorsun. Zaten farzdır namaz. Başka namaz yok. Onlar hepsi şey. Peygamberin kıldığı namaz var. Bak İsra suresinde bu şimdi neden 4 rekata çıkmış? Şimdi namaz kılıyorlar. Peygamber namazı kıldırıyor. 2 rekat bitiyor, selam veriyorlar. Peygamber kendine ait 2 rekat daha namaz kılıyor. Onu gören sahabeler
Onlar da kılıyorlar. Şimdi peygamberimiz uyarıyor onları kaç yerde. Ya bunu gidin evinize kılın. Şimdi eviniz... Teravih için. Hayır canım. Teravih için de var değil, böyle değil, bir şey. Değil teravih sonra Ömer tamam, zamanında. Bak tamam. Ben peygamberimizden bahsediyorum. Şey değil. Hazreti Peygamber zamanında teravih kılarken de birkaç gece geliyorlar falan. Gidin evinizde kılın mevzusu var. Teravih Hazreti Peygamber zamanında yok. Kendi kılmış hocam teravih namazını. Yok kendisi namaz kılıyor. Teravih değil o. Tamam teravih işte. Hazreti Ömer zamanında tamam, var. Kendisi namaz kılmış. Kılıyor. Ve bu ayetle İsra suresinde bu namazın yani fazladan kılınan namazın peygambere ait makamı Mahmud'a ulaşması için sadece ona ait olduğunu belirten ayet var. Zaten doğada okuyoruz biz onu. Heh, yani şimdi bu iki rekat. Şimdi mesela cuma namazı kaç rekat? İki, bak bayram iki. Namazı dedik şey iki rekat. İki. Şimdi yolculuğa çıkınca kaç rekat kılıyoruz? Yarısına düşüyor, ikiye düşüyor. İki. Yani dörtler bu ikiye namaz düşüyor. Aslında hiç yarıya falan düşmüyor. İki rekat. Namaz iki rekat. Dört rekata çıkması... Akşam niye üç peki? Akşama üç kılmış peygamber. Ondan görerek onlar da kılmışlar. Bazen iki kılmış, bazen üç de kılmış bak. İki kılmış. Tabii iki de kılmış. Şimdi bu nerede bak? Kaynak istiyorsun hadis kaynağından. Buhari 1. cilt 147. Abi bak bu namazın iki rekat olduğunu zaten Buhari de söylüyor. Yani bunlar hadis kaynaklarından da var. Çünkü hadis kaynakları tarihsel süreçte olanları anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Tarihi olarak ben değerli. Ben kitapta getireyim arada bakmak istersen sen devam yok, et. Getireyim. Burada vakit harcarız ya. Gerek yok baksın arkadaşlar. Yok bende şey de var ittifaklı büyük hadis kitabı şimdi da var. Şimdi bak Mekke'de zaten hep iki. Namaz ne zaman başlamış ona bakalım. Şimdi namaz. Onu arkadaşlar benim masada hemen solda kitaplar var ya orada hadislerin olduğu böyle büyük bir kitap var. Alabilir miyiz namaz, zahmet olmaz. Şöyle söyleniyor bize. Peygamberimiz Hira Dağı'na gitti. Cebrail Aleyhisselam geldi. O canı sıkılmıştı. Geldi. İlk 5 ayeti verdi. Alak suresinin 5 ayeti 5.'ye kadar verdi. Ondan sonra namaz kılınmaya başlandı diye biz biliyoruz. Klasik kaynaklarda ama öyle değil. Bir iki sene geçiyor. Ondan sonra evlerde toplanıyorlar bunlar gizli gizli. Evlerde de namaz nasıl biliyor musunuz? Oturuyorlar, oturdukları yerden dua ediyorlar. Sağ ol, teşekkürler. Oturdukları yerden dua ediyorlar. Sonra bu bayağı gidiyor. 5. senede falan namazı ayağa kaldır. Akimus salat dediği şey o zaten. Namazı ayağa kaldır ne demek? Ayakta artık bunu hani normal bir ibadet şeklinde yapın. Mesela burada şey de karıştırılıyor. Namazı nereden? Bak burada... Arkadaşların hepsi şimdi itiraz edebilirler. Bu arada hocam, Buhari ve Müslim'de ittifaklı hadisler. Senin okuduğun... Bilmiyorum, bul bunu. Tamam. Buhari'den. Ben şimdi namaz bölümünü de açacağım. Oradan mesela ya yolculukta namaz falan. Sen oradan 7 tane şey yaparsın, klasik şeyleri. Ben sana normal bildiğimi anlatıyorum. Tamam, klasikleri sen devam et. Biliyoruz ben arada yani. Bakacağım. Tamam. Ondan sonra ne dedik? Mesela namazın Miraç'la... 5 vakti geldiğini söylüyorlar değil mi? O da doğru değil. Çünkü Miraç ne zaman oldu? Hicretten 2 sene önce. Yani bu ne zaman? 8. senede veya 9. senede. Ama ondan önce namaz kılıyorlardı. Yani 2. seneden itibaren başladı ve 5. senede ayağa kalktı. Hani normal bildiğimiz namaz şekline geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz, namazı kılın diye ayet var. Biz namazı nereden bileceğiz? Nasıl kılacağız? Hadisler olmasa nasıl kılacağız? Böyle itirazlar geliyor. Ben de şimdi diyorum ki, mesela sen nereden biliyorsun namazın nasıl kılındığını? Kim öğretti sana namazı? Böyle gördük. Gördün değil mi? Zaten peygamber de görmüş, o andaki Araplar da görmüş. Yani Araplar daha önceden bir namaz kılıyorlardı. Zaten bilinen bir şey. Yani Peygamber Efendimiz İslamiyet öncesinde tavaf ettiği, hani bu kaynaklara hepsi geçiyor. Var bu ibadetlerin. Tek ilaha inandığı. Hatta o filmi çok sevmezler ama mesela Hazreti Muhammed diye bir film vardır. İranlı yönetmen Mecidi'ydi zannedersem. O yaptı. Evet. Orada işte biraz işte Şia şeyleri var, işaretleri falan diye kabul edilmedi ama ben o filmi aslında hani beğenerek de izledim. Şöyle mesela Ebu Talip'le beraber, amcasıyla beraber tavaf ediyor. O zaman küçük yaşlardaki halinin işte evet. Sadece böyle elleri falan görünüyor. Saçının arkası görünüyor. Tavaf ediyorlar orada amcasıyla var beraber. Var zaten. Haç var. Yani oradan şuna tepki gösterildi.
İşte amcası aslında iman etmedi, bak burada ona tavaf ettiriyor. Müslüman mıydı? Niye böyle Yo, hac gösteriyorsunuz var ya dediler Araplarda. gibi. Böyle şeyler falan yorumlandı Ya orada. Mekke'nin fethine giderken, Mekke'nin fethi ne zaman? Şeyden sonra, hicretten sonra, Tamam. ondan sonra 6 sene sonra. Hı. Şimdi arada 11 sene de öbür taraftan gitmiş, neredeyse 17 sene sonra yani. Hı. Yani peygamber ilk vahyi aldıktan 17 sene sonra. Şimdi Mekke'nin fethine giderken orada şey var. Efendim, hac yapmak istiyorlar. Önce rüya görüyor peygamber, hac yapmak istiyorlar. Şeyler kabul etmiyor Mekkeliler. Ya hac diye bir şey var yani. Onlar da hac yapıyor. Mekkeliler de yani müşrikler de yapıyor. Müslümanlar da yapmak istiyor. Kabul etmiyorlar. Bu sene geriye dönün. Ondan sonra seneye gelin falan öyle şeyler var. Yani burada Arapların yani 17 sene öncesinden de Müslümanlıktan öncesinden de devamlı hac yapılıyormuş demek ki yani. Hac hiç şeyle alakalı değil yani. Hacı anlattım işte. Bak, sana aslında burada destek olacak bir hadis buldum hocam. 413. Yolculukta namaz mevzusu, diyor ki müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh, Allah namazı farz kıldığında gerek yolculukta gerek ikamette 2 rekat Ha olarak işte farz bak. kıldı. Sonra yolculukta 2 rekat olduğu gibi kaldı. İkamette ise arttırıldı Tamam demiş. bak gayet güzel bu hadis. Ben de onu söylüyorum zaten ama Müslüm'de bu yerini söyledim ben sana. Yani Buhari'de pardon Buhari'de birinci cilt 147. Ama oradan almış belki de. Orada cilti nereden aldığını söylüyor mu? Var, hepsi var. Burada zaten ittifaklı. Yani hem Buhari hem Tamam. Müslim, ikisinin ittifaklı Yani olan yaklaşık bir 2000 şimdi tane demek hadisi ki var burada. namaz 2 rekat yani. Ha, ondan sonra evrimsel bir süreç geçirmiş. Mesela bak Dört burada rekat Hafs olmuş. bin Asım bin Ömer bin Hattat'tan şöyle demiştir. Mekke yolunda İbni Ömer'le birlikte oldum. Kendisi öğle namazını bize 2 rekat kıldırdı. Sonra yerine geldi, biz de geldik. Konakladığı yerine vardığında oturdu, biz de oturduk. Sonra namaz kıldı, yere bir baktı. Orada ayakta namazda bir takım kimseler gördü. Bunlar ne yapıyor dedi. Nafile namaz kılıyorlar dedim. Eğer nafile kılacak olsaydım farz namazımı tam kılardım. Bak yeğenim, bak ben yolculukta Resulullah ile birlikte oldum. Allah ruhunu alana kadar hep 2 rekattan fazla kılmadı. Yolculukta Ömer'le birlikte oldum. Allah ruhunu alana kadar hep 2 rekattan fazla kılmadı. Yolculukla Osman'la birlikte oldum. Allah ruhunu alana kadar hep 2 rekattan fazla kılmadı. İşte o Allah'ın bidat olmuş Resulü'nde oluyor. sizin için güzel örnekler vardır. Ahzab suresinde de Şimdi buyurmuştur bidat dedi. oluyor mesela. Şimdi fazla biz kılıyoruz ya. Ama uygulama öyle gelmiş. Öyle kılıyoruz. Fazla derken yani fazla kılıyoruz. Yani 4 rekat değil mi? Öğlen namazını kaç rekat kılıyorsun? 4. On. Bunun delili bir tane On daha söyleyeyim. kılıyoruz. Onlar zaten fazla da. Normal Yo, ben farzını farz. söylüyorum. Farzı. Bak farz bile 2 rekat. Şimdi sen öğlen namazını cemaatle Hocam sen kılmışsındır. kaç rekat kılıyorsun farzı? Ben 4 rekat. Tamam, bitti. Ama esasını söylüyorum ben Bak. sana. Bak, hocayla kıldığın zaman camide, Ayasofya'da kıldık. İlk 2 rekatta okuyor mu? Yatsı namazında olsun. Ondan Akşam sonra da okuyor. Sesli diyorsun değil mi? Sesli mesela okumasını mı yatsı diyorsun? namazında git şimdi kıl. Yatsıda okuyor. Akşam İlk namazında iki da okuyor. rekatında okuyor, son 2 rekatta okuyor mu bir şey? Duyuyor musun? Yok, okumuyor. Heh, neden o? Sadece Fatiha okuyor. İşte o Rükû hayır. secde. Fatiha da değil ya. Ses yok. Hayır, yani o okunuyor, ses yok. Ayrı, biz de Kendisi onu öyle okuyor kılıyoruz. diye biliyoruz. Sure Ama okumuyoruz son iki arkasından. rekatta neden okunmuyor? O son 2 rekat zaten peygamberin kendi namazını kıldığı insanların taklit etmesi olduğu için. Ve bunu önceden Hakikaten bak, mesela farz namazlarında imam kıldırırken, ki biz de öyle evet. kılarken, 3 ve 4. namazda tam o sesle okumuyor ama biz de şeyden sonra okumuyoruz. Nedir o, Fatiha'dan sonra. Oku okuma fark etmez sen O da içinden değişik bir hoca uygulama. okuyor Mesela diye. o da, o niye? Sesli olmaması Hayır, şundan. Fatiha'dan sonra bir şey okumaman ne peki? Fatiha'dan sonra oku fark etmez oku okuma. Hoca okuyor zaten senin okumana gerek yok. Yani cemaatle kılıyorsan okumana gerek yok yani. Hayır, okuman değil, kendin kılıyorsan da 3 ve 4. rekatlarda. Okumuyorsun. Farzda. Tamam işte, mesela bu da nereden mesela? Çok ilginç değil mi? Ya işte bak bu Okumuyorsun. okum yani Zammı bu sure okumuyorsun aslında arkasından. bu şu demektir yani. Bunu bakmışlar bunun Arkadaşlar, orijinali bununla nedir? ilgili varsa bilginizi paylaşabilirsiniz.
Şöyle orijinal nedir bunun? İki. İki olduğu için diğer ikisi ekleme olduğu için buraya zaten bir şey koymuşlar. Yani kayıt koymuşlar. Yani diğerlerini ayırmak için. Ama hocam diyor ki iki olsaydı da diyor namaz yolculukta o zaman kısaltmazlardı. Niye kısalttılar? Kısaltmamışlar zaten. O zannediyor. Ama niye ki, akıl öyle kalmış? Yani ya kısaltılmış, ben niye yanlış kalmış? Söylüyorum ya. Adam, o zaman seferiyede yarısını kıl mevzusu nereden adam kalmış? Adam galakside şunlar var demiş. 5 sene sonra ya ben yanlış biliyorum. Onlar yokmuş, bunlar varmış demiş. Şimdi burada senin öğrendiğin bilgi yanlışsa ben ne yapayım değerli kardeşim? Sen o 1400 yıldır böyle gelmiş. E beni ilgilendirmiyor. Sen o 1400 yıldır getirenlere soracaksın. Onlarla yüzleşeceksin. Yani işin aslı budur. 2 rekattır. Sen kısaldı zannediyorsun. Kısalma yok. Zaten aynısı devam ediyor. Aynısı devam ettiği için öbür tarafta ekleme var. Eklemeyi de şöyle ben anlatıyorum. Bak evrimleşti diyorum yani namaz. Her şeyde evrim var. Namazda da evrim var. İslamiyet içerisinde. Şimdi bunun önce 2 rekatını kılıp farzı kılıp sonra ayağa durup aynı peygamberi taklit ederek 2 rekat daha kılıyorlardı. Bak dinliyor musun Murat abi? Dinliyorum hocam. Sonra ne oldu biliyor musun? Arada selam vermeden yani selam verip tekrar ayağa kalkıp kılıyorlar. Ama sonra selam vermeden devam etmeye başladılar. 4 rekat böyle oldu. Anlatabildim mi? Yani bu evrimleşme sürecini anlamanız lazım. Bak mesela şu var. Sabah namazı mesela sen dedin ya farzlar var. Sünnetle ilgili mesela Hafsa radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabahı gözetlemek için oturup da sabah namazı vakti belirdiğinde namaza kamet getirilmeden önce kısa 2 rekat namaz kılardı. Bir diğeri de Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında ezan ile kamet arasında kısa 2 rekat namaz kılardı. Bir diğeri de yine Hazreti Ayşe'den sabah namazından önce 2 rekat sünneti o kadar kısa kılardı ki acaba ben Fatiha okudu mu derdim demiş mesela. Tamam işte. Bunlar hep yani peygamber böyle yapıyorsa biz de yapalım doğrusu budur diyerek taklit ederek önce farz olmayan peygambere ama farz olan namazı peygamber kıldığı için ya bu da farzdır diye hatta peygamberin şu sözünü bile ters anlamışlar. Bunu gidin evinize kılın deyince peygamber şunu söylemek istiyor aslında. Ya bu size farz değil. Bunu camiye sokmayın. Gidin evinize kılın diyor ama onlar şöyle anlıyorlar. Peygamber bunu söylediyse bu bir emirdir. O zaman bu farzdır bunu ekleyelim. Şimdi böyle anlayışlar doğuyor. Şimdi önce peygamberin kıldığı namazı farza ekleyip farzı 4'e çıkartmışlar. Ondan sonra da peygamber sünnet de kılıyordu. Kılıyor bir sürü sünnet de kılıyordu. Biz de sünnet kılacağız diye bu sefer sünnetleri de eklemişler. Yani burada üstüne boca bugünkü sisteme gelmiş. Şimdi de genç bir arkadaşa diyorsun ki Müslüman ol. Ya diyor ki namaz ne kadar? Yani yarım saati bulur. Yani bir mesela öğlen namazı son sünneti, ilk sünneti bilmem nesi falan derken. Şimdi ona bakıyor ikincisi öyle, yatsısı böyle, şusu böyle, busu böyle. Hadi bir iki deneyim 15 gün 20 gün sonra lastik patlıyor. Ya diyor bu iş olmaz. Ben diyor burada diyor çok diyor zorlanıyorum. Bir kere bu nefse de zor gelir. Yani işin arasında, şunun arasında, bunun arasında anlatabildim mi? Her zaman şey yapamıyorsun. Devamlı kılman lazım. Şeyde hani cuma gününün namazı diye geçiyor ya ayet. Hani orada bir yaptığımız cuma ayında, namazı diye de bir şey yok. O da öğlen namazıdır. Cuma gününün namazı. Mesela öğleniyle ilgili, öğlen namazıyla ilgili şey var. Mesela bak Sehr radıyallahu anh demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde cuma günü ancak cuma namazından sonra öğle yemeğini yer, öğle uykusunu yatardık mesela. Böyle şeyler, uygulamaları anlatıyor. Yani onun hani ikindi ve akşama doğru olmamasıyla ilgili belki benzerlikler var. Yok zaten öğlen namazı o. O öğlen namazı yani. Şöyle demiştir. Güneş tepe noktasından meylettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazını kılar. Namazdan sonra gölge yerler araştırarak dönerdik. Diğer bir rivayet ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazını kılardık. Namazdan dönerken gölgelenebileceğimiz kadar duvarların gölgesini bulamazdık şeklindedir diye. Yani öğle namazı o tepede tam güneşin tepede zaten olduğu. Zaten bak cuma namazı dediğin şey öğle namazı. Yani cuma günü tatil olduğu için özellikle onu Allah ayetle zikretmiş. Yani öğlen şimdi namazı peki o. Hocam salat kelimesini bir aç. Yani şimdi Kur'an'da salat yardımlaşma, geçiyor. Tamam salatı biz bak, salatı tartışma, namaza nasıl anlayacağız? Namaz da
salat kelimesiyle ifade edildiği için o namaz olarak da anlaşılıyor. Çünkü birçok insan, hani dediğim gibi program başında, inanmayan kesim, deist kesim, ateist kesim, ya salat diyor, salat aslında bu değil, salatın anlamı bu, siz orada başka türlü şekiller yapıyorsunuz gibi anlatıyorlar. Salat, Arap kültüründe de salat hep o şeklen namaz olarak mı algılanmış? Şöyle, şimdi Araplar yardımlaşma yapmak için bunu ibadet zamanlarında geliyorlar bir araya, ibadet. Yani o bir şey, toplanma şeyi gibi oluyor ve orada konuları konuşuyorlar, günlük konuları konuşuyorlar, savaş olacak, olmayacak, kime yardım edilecek, kime destek verilecek veya toplum ne tarafa yönlendirilecek falan, bunlar. Zaten İslamiyet'in de ilk dönemlerinde hep camilerde bunlar vardı yani. Şimdi yok yani. O zaman bütün bu, yani yardımlaşma kime yapılacak, şudur budur. Camiye gitmenin, cemaate gitmenin amacı o zaten. Cemaatle namaz diye mesela, cemaatle namaz ayeti var mı? Ayet mi? Ayet. Ayeti sen bak, ben de bilmiyorum, hadise bakayım. Cemaatle var, çok kılıyor herkes. Hadis çok bulursun. Hadis şey var. Cemaatle kılınmasının işte şu kadar katı diretiyorlar mesela, ibadeti, şey diyorlar, bazı şeyleri dinlersen, dini hocaları dinlersen, yani cemaatle kılınmamış namaz, evde kılınmış namaz sen kabul edilmiyormuş gibi anlatıyorlar. Hayır, öyle bir şey yok, sadece anlatabildim mi? Yani şu an tam hatırlayamadım ama 20 küsür katı mıydı? Kaç katı sevap neden, var mevzusu? Neden öyle söylüyorlar? İşte 72 kat veya 27 kat. 392, 27 miydi? Bir dakika, hemen söyleyeceğim onu. Çünkü orada toplanıyorsun. Salatın manası ortaya çıkıyor. Yani insanlara yardımlaşma konuşuyorsun. Kimin durumu iyi, kimin durumu kötü falan filan, bunları hallediyorsun. Yani güzel bir şey cemaat. Ama sen şimdi ritüeli cemaatle kılmazsan, evinde kılarsan kabul edilmiyor gibi falan anlatırsan o da yanlış. Anlatabildim mi? Yani o ritüelin asıl amacı, salatın asıl amacı orada çıkıyor. Yani yardımlaşmadır, tartışmadır, konuları anlamadır. Yani bizim yaptığımız mesela şu anda salat. Evet. Ha, bunu yapıyoruz diye namaz kılmayacaksın demek değildir. Yani namazını da kıl gene. Öbür konulara kalmadığı zaman. Yok, konuşuruz hocam. Ebu Hüreyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. Cemaatle kılınan namaz birinizin tek başına kıldığı namaza göre 25 katı daha üstündür. Sabah namazında gece melekleri de gündüz melekleri de toplanır diye buyururken işittim demiştir. Sonra Ebu Hüreyre dilerseniz sabah vakti de namaz kıl, çünkü sabah vakti de şahitlidir. Bu şey de var, İsra 78. Buna delil olarak okuyoruz. Şimdi neden 27 İsra suresi derece? 78 şahitlidir delil herhalde. İsra suresi 78, bir bakalım hocam. Delil olarak bunu okuyunuz derdi diyor. O mesela neden şey 27 derece demişler? Bilmiyorum. İşte sen 25, orada 25. İnsanlara şey yapıyorsun. Yani cemaate gidince konuşuyorsun. Yani kimin bir şey ihtiyacı var mı yok mu? Ona 25 kat. Salatın manası ortaya çıkıyor. Evinde olursan hocam, İsra kimseden 78. haberin olmuyor. İsra suresi 78. Anlatabildim mi? Yani orada farz gibi değil. Bunu teşvik etmek için bunlar. 76, 74, 78. Bir dakika, 80 bu. 78 mi abicim? Ve minel leyli fetehaccat bihi nafileten. Bu peygamberimize söylediği şey bu. Yani peygamberimize sen geceleyin. Dilerseniz sabah vakti de namaz kıl, çünkü leke, ama sabah, leke diyor. Sabah sana vakti şahitlidir diyor. Yok. Bak şimdi doğru ayetse bilmiyorum, o ayet mi? İsra suresi 78 ayetini buna bu delil olarak okuyoruz derdi. Benim okuduğum, dur bir dakika. Öncekini okudum. Ekimiz salate, tamam. Onu okuyalım. Ekimiz salate, yani namazı ayağa kaldırın. Ve dülüküş şemsi, evet. İlâ gasakil leyli. Yani sabah güneş aydınlanmaya başladığından akşama kadar, geceye kadar bu namazı kılın diyor. Ve Kur'anel ve Kur'anel fecri. Evet. Yani sabah namazında okunan Kur'an demektir bu. Kur'anel fecri. Yani fecir zamanında okunan Kur'an. İnne Kur'anel fecri kâne meşhud. Şahitlidir i̇şte, demek. Buna delil diyor. Evet, yani bu sabah namazında okunan Kur'an şahitlidir. Yani olabilir. Yani sabah namazının kılınması aslında bir bakıma oradan mana olarak şahitlidir. Şahitli oluyor. Orada
Meşhut. Şahit liderden kastı, yani bizim anlamamız gereken, çünkü her namaz şahitli değil mi ben zaten? Ben şöyle anlıyorum. Mesela bunu... Melekler şahit olmuyor mu? Yazmıyor yok, mu? Yok şöyle... Yazıyor. Bak burada çok önemli bir şey bu. Kur'an-ı Kerim'in hem de mucizesidir bu bence. Ayet çünkü bu. Ben şöyle anlıyorum. Bunu da Masonik astrolojiye göre anca anlayabilirsin bak. Masonik astrolojide ne var? Belirli yıldızların dizildiği zamanlarda insanın zekasının geliştiğine dair bir şey var, tez var. Bu zekayı nasıl geliştiriyor bu yıldızlar, nasıl oluyor acaba falan diye araştırmışlar. Şöyle bir şey çıkıyor. Sabah namazında, yani sabahları ne oluyor? Yani sabah güneş aydınlanırken ne oluyor? İyonosfer tabakasında, en üst tabaka, iyonosfer tabakasında güneşten gelen kozmik ışınlar atmosfere çarptığı zaman oradaki ozon moleküllerinin elektronlarını kopartıyorlar. İyonlaşma oluyor. Buna zaten iyonosfer tabakanın adı o yani. Bu ne zamana kadar sürüyor? Öğleye kadar tam sürmüyor da biraz sabahtan işte saat 10'a kadar diyelim. Bütün şeyler, moleküller ayrılıyor, atomlar iyonlaşma oluyor. Ve bu iyonlaşanların proton kısımları daha çok ekvatorun 30 derece güney ve kuzey enlemleri üzerinde birikiyorlar. Onun altına bu iyonlaşma, yani elektronların şeyleri, tesirleri gitmiyor. Ama onun dışındaki bölgelere tesir ediyor. Ve insanlığın gelişmesine baktığımızda 30 derece kuzey ve güney enlemlerinin hemen sınırından sonra başlıyor. Mağara resimleri, şunlar bunlar hep bütün, şu anda da bak, gelişmiş bütün şehirler, ileri teknolojik bilgi üreten yerler hep 30 derecenin üstündedir. Ve şeyde, güneyde de altındadır. Şimdi bunu şöyle söylüyorlar aslında. İyonlar orada belirli böyle potansiyel dağınık hareket ediyorlar. Fakat o dağınık hareket etmeyi gök cisimlerinden birkaç tanesi bir araya gelip de düzenli hareket etme haline getirince onlar aşağıya tesir ediyor. Ve o tesir insan zekasında gelişim yapıyor. Bu çok acayip bir şey. Yani iyonosfer tabakası insan zekasını geliştiriyor. Ama bu nerede? İşte D katmanı dediğimiz Afrika'nın orta bölgesinde değil. Yani ekvatorun 30 kuzey 30 güney o arada değil. Orada çünkü protonlar birikiyor. Ama diğer taraflarda elektronlar böyle senkronize hareket etmeye başlayınca aşağıya tesir ediyor bu. Ve insan zekasını geliştiriyor. Ve şu andaki bütün gelişmiş şehirlere de bak, 30, 40, 45 derece enlemler arasındadır. Ya bu nereden gidersen git, dünyanın her tarafına bak. Enlemlerde böyle acayip bir şey var. Şimdi bu da şahitlidir demesi. Ben ona bağlıyorum. Diyorum ki şey, bu iyonosfer tabakasıyla ilgili bir şey söylüyor. Çünkü sabah namazında oluyor bu. Yani sabah vakitlerinde oluyor. Akşam tam tersi oluyor bak. Akşam da şunu söylerler. İkindiden sonra sakın yatıp uyumayın. Aklınızı kaybedersiniz. Böyle şeyler de var. Şey de var değil mi? Yani ölebilirsin yani. Ölebilirsin. Sen de bu mucize gibi bir şey. Aklını kaybedersin. Başın ağrı. Ben çok denemişimdir. Kalkıyorum mesela. Akşam olmuş. Başım ağrıyor. Ya. Aptal gibi. Hakikaten çok. Orada ne oluyor? Tam tersi oluyor. O iyonlar atomlarla birleşiyor. Akşamda. Yani orada demek ki ters bir tesir oluyor. Ama sabahleyin bu iyonlaşma insana faydalı bir şey demek ki, şahit dediği o. Ben bu ayeti hiç böyle düşünmemiştim. Bak şu anda aklıma geldi. Bu İsra suresindeki, yani sabah namazının şahitli olması. Ya Kur'an-ı Kerim'de aç oku, nereden bakarsan bak çok mucizevi şeyler var. Bak şeyler var, bir dakika şu 494'ü bir açacağım. Sorularınızı gönderin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okuyacağım. Ama sırf namazda kaldık. Yok yok, şimdi toplayacağız. Yani, şu peki abdestle ilgili daha önceden... Abdestle mesela bugüne... onu söylersem iyice şaşırırsın. Var mı bir benzer? Mesela Mekke döneminde bu namazlarda abdestler pek yok. Abdest ayeti Medine döneminde geliyor. Sonra geliyor. Evet. Ama geldikten peki, sonra tabii geçer. Peki öncesinde başka bir uygulama var mı? Bir temizlik ya da benzer? Ya vardır tabii. Yani elini yüzünü yıkıyordur da böyle şey, standart abdest yok mesela. Yıkıyordur gene elini yüzünü, ayağını falan bir şey yıkıyordur yani. Farz sonra çünkü. Dört tane farz tabii, var. Tabii tabii. Şimdi bak burada mesela oruçta çok değişik şeyler var ama bu abdest meselesi de öyle Medine'de yani. Medine'de ne zaman? 11 sene sonra. 11 sene sonra yani peygamberimiz hicret acaba ediyor. Acaba tamamının
o şekillenmesi mi? Hani mesela şimdi farzda mesela atıyorum kulaklar, ense mesela farzda bu geçmiyor. Sünnet bunlar ekstradan. Şimdi el kol yıkama var, ağza burnuna su verme, başı meshetme var, ayakları yıkamak. Farzları bunlar. Adam toz toprak içinde geldiyse oradakiler uyarıyorlardı. Git kardeşim elini yüzünü yıka, enseni menseni tozunu al kullanmışsın falan. Yapıyordur bir şeyler ama düzenli standart değil yani. Buna ben bir programda böyle bilimsel açıklaması var mı diye böyle bir yayın yapmıştık. Bundan bir 7-8 sene önce şey demişti. Orada hani oradaki ne bileyim damarların bir şekilde uyarılması mesela sıcak açık alanlar olabilir. Mesela ensenin kulak arkasının falan böyle oraların da hani güneş görmüyor bazı yerlerin gördüğü görmediği buraların uyarılması şeklinde böyle bilimsel bir şeyler ben açıklamıştı. Mesela nereden kendi şeyimden mesela akşam o bu nokta, kitabı yazarken mesela kitap yazarken yani. Bunalıyorum tam böyle. Tam sinir noktaları. Yazmışım mesela 20-25 sayfa şey yapmışım kafamda şey olmuş falan. Hani böyle uykum gelecek gibi. Ama aklımda da konular var yazmam lazım. Şimdi gidiyorum mesela elimi yüzümü yıkıyorum. Enseye menseye bu kulak arkalarını falan şöyle enseye şey yapınca açılıyorsun geliyorsun bir 10 sayfa daha yazarsın. Anlatabildim mi? Ben kendimde hissediyorum onu. Yani demek bir de soğuk bu enseye şey da, vermek canlandırıyor. Sinirler bilmiyorum yani o bilimsel sinirler bir şeyi var de, arkasında. Bu mesela tansiyon yükseldiği zaman da tansiyonu olanlar bilirler. Gençler anlamaz ama ihtiyarlar. Bir de hocam mesela ayakta, buraya vuruyor, enseye vuruyor. Öyle bir tansiyon. De ayakta devamlı kapalı oluyorsun, ovuyorsun. Hatta tabii şey vardır. Ayakta şey olur. Ne onun adı? Şu şekilde parmakların geçirilmesi vardır ya bir ismi var onun. Ha, tamamen ovarak yıkıyorsun ayakları topuklara kadar, eller. Orada ciddi bir... Ovmadan da yıkasan olur ya. Ya hayır, ama hani şunu demek istiyorum. Orada ovmanın verdiği bir enerjisel bir şey olabilir. Orada yani yok, sinirlere. Mesela mest şeyinden çıkıyor. Oradaki abdest konusundaki ayette mes edin falan diye. O mesi başka türlü yorumlayanlar da var. Şimdi yıkamayı kesin kural haline getirdikleri zaman mesi nereye koyacağız diye sorduğunuz zaman onlar da şöyle diyorlar. Mes aslında ovalamaktır diyorlar. Oradan yola çıkıyor. Aslında mes o değil. Mes yani eğer aceleden şeyin varsa öncesinde ayağını, abdestin olacak ama yani o mesi giymeden önce da, yok mesi giymeden önce abdestin var olsun. Bozdun. Sadece soğuk havalarda şey yaparlar. O mesin yani, üzerine zaten ayak... abdestin her zaman var ki. Şimdi mesela ben abdest aldım. Şimdi bozdum. Şimdi ben mes yapamaz mıyım? Yaparsan tamam, hava soğuk diyelim mesela. Mecbur. Üzerine mes yapıyorsun. Ha, mes yapıyorsun. Çorapları falan yani var. Yani abdestin önceden var demek şu yani bir kere aldıysan hayatında şöyle, abdest var o yani. O mesi giydiğin şeyi hani ayaklarını çıkarıp yıkamıyorsun ama giydiğin şeyi giymeden ha, önce abdestin olacak. Giyeceğim diyorlar ha. Ama onun da nereden kaynağını getiriyorlar. Onu da bilmiyorum. Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Mes edin diyor. Mes edin nasıl? Başın mes edilmesi mesela o neye bağlı? Başı da şöyle bir kere yaptın mı tam bitiyor. Dörtte biriyle ilgili böyle bir işaret var. O şey peki nedir başın mes edilmesi? Daha onlar önceki inanışlarda var mı işte, böyle şeyler başla ilgili? Ayılmak, ayılmak. Yani bir şeye daldıysan kafan dalgın, şey dalgın. Çünkü bu namaz işi öyle bir şey ki kafan dalgınken gittiğin zaman rekatında şaşırırsın. Şeyinde oraya mı vereceğim, bankadan parayı mı çekeceğim, senedimi ödeyeceğim, çek mi vereceğim, üç tane mi alacağım, beş tane mi alacağım derken namazı şaşırırsın. Burada seni ayıltıyor. Enseye yapıyorsun, kafaya yapıyorsun. Yani kendine getiriyor. Orada bir şey, suyun bir şeyi işte. Verdiği bir ferahlık. Veya gidersen daha bilimsel yönüne gidersen belki onu yaptığın zaman suyun elektronlarıyla bir etkileşim de oluyordur. Elektrik alışverişi oluyordur. Hı hı. Çünkü orada pozitif elektrik birikiyor. Onu sudan sen negatif elektrikle sıfırlıyorsundur falan. Bunlar açıklanabilir ama bunlar şey değil yani. İlla böyle faydası var diye değil. Yani dinde emredilen şeyi Allah emretti diye yapacaksın. Faydasını, zararını düşünmeyeceksin yani. Allah'a inanıyorsan yapacaksın onu. Odur. Ama şimdi sen burada mesela suyun orada ne bileyim işte kendime geldim diyorsun. İşte sinir yerlerine dokundu diyorsun falan. Tabii. Teyemmüm var. Onda teyemmümde toprak aynı şey oluyor. Elektriği gene o da boşaltıyor. Aynı. Ama ya bir dokunma şeyler falan yok, çok aynı, basitçe aynı. Şeyler. Yine aynı yerler ama toprağa. Toprağı böyle yapıyorsun. Şey toprağı hani hafif böyle şeyle. O da eline gelen şeyleri de böyle silkeliyorsun. Hı. Onları sürüyorsun. Yani toprağa sürdüğün zaman oradaki elektriği gene sıfırlıyor işte. Tamam işte buradaki o zaman mantık şimdi adam şunu der o zaman. Ya burada bir necaset bir temizlik var burada baktığın zaman. Şöyle yıkıyorsun. Tamam. Şimdi toprakta
Suyla yıkamadığı için toprakta bir şey temizlemiyor musun o zaman mantığı çıkıyor. İslamiyet'teki temizlik mantığı başkadır. İşte orada manen bir şey var, değil mi? Tabii oradaki temizlik dediği belki de orada senin yüklü olan pozitif elektriğini alması. Temizlik o yani. Yoksa sen elin kirli de namaz kılsan Peki olabilir. şimdi şey var. Şimdi içindeki dışındaki farzlar gibi hep anlatılan namazın işte kıyafetinin temiz olması işte setre Ya avret, sonradan ekle ekle doldur hacesten yani. taharet, necasetten şimdi kıyafetin temiz olacak. Mesela orada gitti çişini yaptı, üzerine damladı. Tamam. Su yok. Tamam devam Yani et. teyemmümle nasıl temizleyecek gibi soru işaretleri var ya. Mesela Ya bunlara topla kal biraz. bilim diyorum. Şu ana kadar gelmiş geçmiş hani alimler nasıl yorum yapıyorlar? Toprakla mı Ya temizle? toprak da temizlenir gene yani toprak da temizler. Sen şimdi mesela Maksat orada o şeyin necisin temizlenmesi ya. necis çok fazla olursa zaten ondan da namaz da kılınmaz. Kılamazsın. Yani onun da şey yapmışlar elinin ayasını geçerse bilmem ne falan ölçülerini koymuşlar ama burada sen bir damla iki damla bir şey olmuş. Bir şey yok yani su da yoksa dök oraya biraz toz toprak silkele tamam bitti. Onun yani oradan aldın sen. Demek ki orada da gene bir elektriği değiştirme var. Yani bunların şeylerini tam bilemiyoruz. Bunları araştırsınlar mesela bu kimya dalında Müslümanlar araştırabilirler bu konuların hikmetlerini çözsünler. Bunlar hikmetlere giriyor. Hikmetlerini bilemiyoruz. Yani birisi böyle anlatır, öbürü ona karşı çıkar, başka türlü anlatır falan derken doğruyu buluruz. Bunlar benim uzmanlık dalım değil, Şimdi bilemiyorum. hocam namaz konusuna ekleyeceğim bir şey var mı? Yani namaz böyle aklımıza geldikçe şey yaparız. Kurban ve oruç konu. Oruç daha kısa tutabiliriz. Ama kurban Tut. konusu biraz daha Şimdi teferruatlı. oruçta da şöyle bir şey var. Oruç ne zaman başladı? Bir o. İkincisi de işte senden öncekilere de farz kılındığı gibi Kur'an'daki ayet. Heh. Demek ki daha önceki ümmetler oruç tuttular. Biraz önce senin dediğin gibi nereye kadar götürebiliyoruz? Nasıl Şimdi tutuldu? mesela Vakitleri farklıydı. orucun farz olduğu şey Medine'ye gittikten 2 sene sonra. Oruç da o zaman farz oluyor. Medine'ye ne zaman gitti? 11. senede. Demek ki 2 sene sonra 13. Yani Peygamberimize ilk vahiy geldikten 13 sene sonra. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Mesela Bedir Savaşı yapıldığı zaman Ramazan'dı. Orada da şeyler var. Şimdi mesela bana diyorlar ki itiraz edenler. Sen esmaları hesaplıyorsun. Ondan sonra hicri tarihe göre değil. Doğum tarihini yazmıyorsun. Miladi tarihe göre yazıyorsun diye bana itiraz çok geldi başlangıçta. Şimdi bu arkadaşlarımız Arapların ebediyen hicri tarih kullandığını zannediyorlar. Öyle bir şey de yok. Hicretten sonra kullanıldı. Hayır, hicretten sonra da değil. Hayır, kabul Araplar edildi hicretten sonra ama ay takvimi tabi kullanılıyor da orada hicret orada kameri. kabul şöyle ay takvimini de kullanıyorlar ama dini ritüeller için. Ama şeyi de miladi takvimi de kullanıyorlar. Ticarette devamlı miladi takvim. Yani bütün işlerinde miladi takvim. İkisi de var. Sonra hicret sonrasında Peygamber Efendimiz biz bu Ay takvimi orada da alalım devam dedi. ediyor, orada da devam ediyor. Yani burada nereden anlıyorsun bunu dersen işte bak buradan anlıyoruz. Bedir Savaşı'ndan anlıyoruz, Mekke'nin fethinden anlıyoruz. Tamam mı? Bunlar mesela Bedir Savaşı ne zaman oluyor? 13 Ocak 624'te oluyor. 17 Ramazan'ın 17. günü. Yalnız burada da şeylik var. Arada 6 sene olmasına rağmen Bedir Savaşı ile Mekke'nin fethinde Ramazan geriye gelmemiş. Ramazan geriye gelmesi gerekiyordu. Bak buradan Arapların miladi takvimi kullandığı kesinleşiyor. Bak bu ikisi de mesela Mekke'nin fethinde de Ramazan'da ama burada 4 Aralık'ta 629'da bu 624'te yani 5 sene 6 sene sonra. Şimdi aynı bu 17 Aralık'ta bu 4 Aralık'ta. Yani kaç gün gelmiş? 10 gün gelmiş. Ama arada 6 sene var. Bu Ekim'e gelmesi lazım. Onar günden geriye gittiğimiz zaman burada Araplar bir düzenleme yapmışlar. O yıllarda yani. Bir düzenleme yapmışlar. Ve sanki şey değişmiş. Yani atlayan yıllar geriye giden yıllara göre değil de Aralık ayında hep Ramazan sanki bu 6 senede olmuş gibi. Öyle bir durum da var. Onu tam şeyini bilemiyoruz ama tarihler bunlar. Şimdi buradan anlıyoruz ki hem hicri hem miladi takvim kullanıyordu. Yani şimdi bana da itiraz eden arkadaşlar şöyle diyorlar.
Sen bunu İbn Arabi'den söylüyorsun. İbn Arabi'nin zamanında miladi takvim var mıydı? Onda daha çok vardı. Çünkü o zaten İspanya'daydı. İspanya'da zaten bütün Avrupa'da kullanılan miladi takvimi o da kullanıyordu. Hı. Araplar da başından beri kullanıyorlar. Bak peygamberimizin zamanında bile kullanılıyormuş yani. Hem miladi hem hicri takvim. Bak hocam, Osmanlılar da kullanmışlar. Oruçla ilgili şimdi şöyle bir şey var. Hani öncesinde sonrasında nasıl oldu diye. Mesela Ramazan orucunun kazasıyla ilgili bir hadis var. Şimdi burada bir sonrasında ayet geldi şöyle oldu diye devam ediyor. Seleme bin Ekva'dan şöyle demiştir diyor, nakledilmiştir. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler buna karşılık bir fakiri doyururlar. Bakara 184. Tamam. Ayeti indiğinde dileyen kimse oruç tutmayıp fidye verirdi. Nihayet bundan sonra ayet indi, bu hükmü ortadan kaldırdı diyor. Diğer bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ramazan'da dileyen oruç tutar, dileyen tutmayıp bir fakiri doyuracak fidye verirdi. Tamam. Ama hani bir mecburiyet yoktu anlamında. Nihayet bu hükmü kaldıran kim namaza Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Bakara 185 indi diyor. Şimdi i̇şte de nasıl öncesinde var? Farklı yani, dileyen tutar, yok, tutmayan tamam. da fakire fidye verirdi. Tamam, şimdi farz var. Şöyle, farz var da şöyle ama. Bu yine hastaysan veriyorsun ama farziyet şöyle var. Şey yapamıyorsun. Yani miden boş durmaması lazım. Midesi rahatsız adam var. Tamam, işte tansiyonu o verebiliyor. Bilmem. Ama farziyet o öncekinde yani, yoktu mazerete diyor. Mazerete göre şimdi verirsin. O mazereti de kim tespit edecek? Kişinin kendisi, gücü doktor. Yetiyorsa yetiyor, yetmiyor. Doktora şart değil ya. Sen kendin ya, doktor yani, da diyor ya, sağlığın el vermiyor diyor. Ya doktora bakarsan doktor demez de, doktora demesine rağmen inat edip tutan da var. Ama kişi kendisine bakacak. Yani kendi durumuna bakacak. Ayakta sallanıyorsa, yürüyemiyorsa gerek yok yani. İslam kolaylık dini. Ondan sonra o bak, tutmasın, versin parasını. Ayşe, Hazreti Ayşe şöyle demiştir diyor. Bazen Ramazan ayından kalma oruç borcum olurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile meşgul olmam veya Resulullah'tan dolayı bunu ancak ta Şaban ayında kaza edebilirdim diyor. Şeyle orucun kazası ile ilgili Hazreti Ayşe'nin. Yani orucun kazası istersen kısa kış günlerinde mesela tut yani. Mesela diyor ki Hazreti Ayşe aynen öyle. Yine diyor ki Hazreti Peygamber'in kim üzerinde oruç borcu varken vefat ederse onun yerine yakını oruç tutar buyurduğu rivayet edilmiş. Onun yerine de tutulabilir demiş. Onu ben demiş. Bilmiyorum. Para vereceğini de biliyorum. Parasını verecek. Parasını vermiyorsa da o yakını parasını versin. Hmm. Ha o yakını tutuyorsa onun yerine gider mi bilmiyorum öyle. Açıklama da şöyle diyor. Üzerinde oruç borcu ile ölen kimsenin yerine akrabasının oruç tutması konusunda ihtilaf vardır. İşte bir kısım alimler her ne şekilde olursa olsun akrabası onun yerine oruç tutar demişlerdir. Diğer bir kısım alimler ise buradaki orucun Ramazan orucu değil de adak olu, yani adak orucu olduğu belirtilmiştir. Olabilir. Ebu Davud'un bu hadisi zikrettikten sonra bu adak orucu hakkındadır demiştir. Şimdi bak burada oruç paraya dönebilen bir ibadet. Evet. Ama namaz dönmez. Bir de mükafatını da ben ayrı vereceğim diye mesela şöyle yapıyorlar ilgili. Mesela şimdi adamın babası ölüyor. Bir şey hede bağlıysa gidiyor soruyor oraya. Diyor ki babam öldü diyor. Ha diyorlar gel bakalım namazını hesaplayacağız. Oradan bir sürü para da isteyebiliyorlar. Namaz paraya dönmez arkadaşlar. Ama oruca karşılık verebilirsiniz yani. Oruca verdiğin zaman onu namazın da, karşılığında mı para istiyor? Namazın karşılığında. Oruç bağlanıyor. Senesine hesaplanıyor. O senelerden kılmadı namazlara cemaat diyor ki gel bana para ver. Tabii. Affettik diyor yani namazlarla. Namaz parası affoluyor öyle. Nasıl hocam, ben ilk defa duydum. Olmaz da sen ne ilk defa duyuyorsun, git sor. Namazın parayla ölen adamın parasını ödüyorlar namaz kılmadı namazların. Oğulları. Oğulları. Ama şeye bağlıysan, bir yere bağlıysan yani. Şeyh ne yapıyor onu? Onu bilmiyorum, artık hayıra kullanıyordur inşallah. Ama burada şu var. Bu geçerli bir şey değil arkadaşlar. Namaz için böyle bir sistem yok. Yok öyle bir şey. Ama oruçta şu var. Oruçta da gene cemaate vereceğine fakiri bul, doyur yani. O da bu soru hayırdır. Geldi ama daha önce de biz seninle konuştuk bunu. Senin yorumunu da biliyorum ama. Evet. Yine ortalık karışacak ama yine sorayım. Soru. Namazın cezası var mı? Yok. Yani karşılığı ahirette. Onu da nereden söylüyorlar? Kılmadın. Yani, Müslümansın, kılmadın. Karşılığı namazın ne? Namazın bir yaptırımı Kur'an-ı Kerim'de benim gördüğüm yok. Var dedikleri yeri söyleyeyim. Hayır işte yaparsan şunlar 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 olur anlamında mülüm mükafatlarından bahsediliyor. Yok,
seni işte şundan kurtarır, bunu yapar, felaketten alır tamam falan da, anlamında. Kılmayanı ben direkt cehenneme atacağım değil Hayır, o şu demek ama yapmazsın buralara gidersin anlamında. Hani cezası bak yapmazsan i̇şte bunlar olur. Yapmazsan burada nasıl olur düşünürsen. Dediği yer bak burada onu söyleyelim şimdi. Badem ye hocam. Sen Kaysi, bayağı şey yapıyorsun yani. Ben götürüyorum orada. Sahura hazırlık. Şeyi bulamadık ya, müddessiri bulalım bakayım, müddessir. Hocam badem şey bulayım. Var, kuru kayısı var. Gece hazmı kolaylaştırır. Dur ben şimdi. Sahurda ne yiyeceksin hocam? Var mı yemek? Saat kaç oldu? Daha var hocam, daha 11.30. Ama işte ne yiyeceksin sen sahurda? Onu yiyorsun da. Ben de başka bir şey gece... şu anda canım istedi, onu yapmam ne lazım. Ne istiyorsun? Burada söylersem arkadaşlara şey olur. Söyle söyle. Sigara içmem lazım. Ha. Anladın mı? Kafa dönmeye başladı yani. Sen çok yani. İçiyorsun yalnız ama. Bilmiyorum, gündüz içmeyince gece devamlı içmen gerekiyor. İçmen tamamlaman, gerekiyor. Ne demek? Tamamlaman gerekiyor. Eksiği tamamlamam. Ya Müddessir suresine baksana nerede yerini burada bulamadım. Ha bakayım. Müddessir suresi bakayım. Kaçıncı sayfadaydı? Hadid'den sonra da. Kısa olduğu için belki burada görünemiyor. Oradan yazsın arkadaşlar. 74. sure. 56 ayetmiş. 74. sure. Sayfasını yazmıyor mu? Hemen bakayım, sayfaya da bakayım. 500'ü olacak da. Sayfa 570, 75, 76. 575, bakalım. 76. Müzemmil var. Heh, Müddessir'i bulduk. Şimdi burada bir ayet var Müddessir suresinde. 45. ayet. Daha önceden de geliyor da namaz kılmayanların durumunu anlatıyor gibi sanki öyle. Tamam işte yani o bir oradan bir ceza çıkar mı oradan bir. Şimdi bak bu ne biliyor musun? Şimdi cehenneme giden insanlara cennete gidenler soruyor. Siz neden buraya geldiniz? Yani ne yaptınız da burayı hak ettiniz? Namaz kılmazdık diyor. Ha, şimdi onlar cevap veriyorlar. Şöyle kalu dediler ki lem nekü minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk. Şimdi burada yalnız namaz kılmıyorduk. Şimdi cezası oradan bu mu? Bak diye. Namaz kılmıyorduk dediği zaman bak birinci cümle bu. Namaz kılmıyorduk değil mi? Buraya yazalım birinci cümle. Verdikleri cevap. Şimdi namaz kılmadığımız için cehenneme gittik demiyor. Hayır, devamında burada. Başka şeyler de var. Şimdi bak namaz kılmamak nereye sürüklüyor insanı? Onu anlatıyor. En sonundaki durumdan cehenneme giriyorlar. Şimdi namaz kılmıyorlardı. Velem nekü nut imul miskin. Burada da fakirlere yardım etmezdik diye bunu çevirebiliriz. Yani doyurmazdık kimseyi, fakirlere. Bak namaz kılmamak seni gaddar yapıyor demek ki. Değil mi? Bunun sonucu bu. Yani fakiri makiri hiç gözetmiyorsun. Ve künne nehudu me'al haizin. Şimdi burada da böyle çok acayip fuhuştur, bilmem nedir, bilmem nedir işte içkidir, kumardır falan böyle hayat yaşayan gibi böyle kendimizi kaybeder giderdik. Şimdi bak namaz kılmadın, fakiri makiri şey yapmadın bir de kendini eğlen, yani hedonist bir hayat. Hedonist hayata sürükledi bak. Namazı önce nereye sürükledi kılmadığın için? Fakirleri makirleri hiç kimseye empati yapamıyorsun. Sonra da hedonist oluyorsun. Ve künne nukezdi bu bi yevmit din. Şimdi buraya geldik en son bak. Bunun sonunda da diyor ki ahireti inkar ederdik. Yani din gününü inkar ederdik. Yani din gününü inkar ettiği için bunlar gülüyor. Hatta atenel yakın. Şimdi bak burada diyor ki din gününü inkar ederdik. En son bak burada sıralıyor namazla başlıyor bu olay. Din gününü inkar ettiği için bunlar cehenneme girmişler aslında. Tamam, ama belki de namaz sen kılmamasından namaz, dolu o, hani o kapıyı öyle mi açtı? O kapıyı açmış. Tamam işte oradan namaz işte, kılmadığın için. Teşekkür ama efendim. Adım adım bak burada insanlar baksın kendisi. Fakiri doyurmuyorsun. Ondan sonra
Batakçılara dalar giderdik diye bir çevirdikleri. Bir tek de bu ayet var galiba, değil mi? Bir tek bu ayet var. Şimdi burada bu bir ceza değil. Ceza hangisine? Din gününü inkar etmeye. Peki yani, o zaman şöyle bir şey var mı? Hani farzı kılma yapmıyorsunuz zaten, daha ne olsun de diyoruz yani, şimdi onun cezası var mı yok mu, ahirette namaz kılmadın falan. Zaten farzı yapmadın yani. Allah yap diyor, yapmıyorsun. İlle yani cezayı mı arayacaksın orada? Nasıl yani? Anlamadım sorunu. Hayır, şimdi namaz kılmadı. Adam Müslüman. Evet. Ömür boyunca da namaz kılmadı. Bunun cezası var mı diyor. Zaten Allah'ın farzını yapmıyorsun. Yok, yani o seni buraya götürürse, bu yollardan geçip de bu sonuca gidersen. Götürmedi adam, dört dörtlüklü adam. Götürür abi, neden götürmüyor biliyor musun? Şimdi namaz kılmadığın zaman adam geliyor sana. O vakti başka yerde. Sen Müslüman diyorsun. Mısın diyor. Sen de diyorsun ki ben Müslümanım. Namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu? Yani kişiselleştiriyor. Şimdi orada ne yapacaksın? Toplumda öyle. Savunamıyorsun kendini. Ya ne namaz ne bir şey. Diyorsun ya, ahirette yok. Ya bu sefer hepsini reddetmen lazım. Yani çıktın dinden. Hayır, yapmadın diyelim herkes. O zaman işte cehenneme gidersin. Ama yapmadın, şunu diyebilirsin mesela, orada çok senin psikolojin sağlam olması lazım. Kardeşim sen kendi hayatına bak, ben kendi hayatıma bak. Farz, ben bunu inşallah yapmıyorum, ha, yapamıyorum. Inşallah. Gücüm yetmiyor, psikolojim sağlam değil, müsait değil bilmem ne. Sen kıl, bana üstüme yüklenme ama ben Allah'a inanıyorum. Ahiret var mı? Var. Ceza çekeceğim mi? Çekeceğim. Bunu tamam, diyebilirsen. Tamam, hani ahirette namaz kıldın kılmadın, hani bir hesap var ya, orada diyorum oradaki cezanı. Adam hiç kılmadı oradaki ama cezası dört yok dörtlükte işte. İnsandı ve iman etti. Tamam, ben onu söylüyorum. Ama namaz İmanını kılmadı. Zedelemeyecek şekilde kendi psikolojini sağlam tutup dünyada yaşar gidersen, namaz kılmadın diye ayrıca seni cehenneme atmaz işte Allah. Öyle de sen işte böyle dersen başka kapı açıyorsun işte. Hayır mesela. Açmıyorsun. Bu kapı buradan açık olduğu için. Boşver, kılmayalım buraya herhalde. Dalıyorsun gidiyorsun yani. Suriye sınırını geçtiğin zaman başına bomba düşüyor. Düşebilir büyük ihtimalle. Yani her an mayınlı tarladasın. Tabii mayınlı tarladasın. Onun için diyor ki bak, buradan gittiğin zaman bu yollardan geçeceksin. Bu yoldan geçince de emin ol da geçersin bu yola diyor belki de yani. Geçersin yani, ahireti de inkar edersin. Farkına da varamayabilirsin. Çünkü savunman gerekiyor. Mesela adam zina yapıyor. Adama diyorsun ki şöyledir böyledir. Ya neymiş ya, zina mı varmış? Yani 2024'teyiz ya. Mesela 2024'teyiz. Namaz diyorsun, ya neymiş, ahiret de yok zaten boş ver. Şimdi anladın mı? Halbuki şunu desen yani, kardeşim sen karışma, ben girerim biraz ya yanarım. Amelde hani belki sevap şey hani tövbe edersin falan kurtulursun ama iman gitti yani, bitti. İşte imanını koruyabileceksen namaz kılma o zaman. Hocam götür. Sen afiyet olsun. Ben yarısını yedim. Şimdi izleyicilere de ayıp oldu burada. Ya bana ama açız arkadaşlar. Çorbayla kaç dakikamız duruyoruz. Kaldı abi? Ben gideyim ya. Dur dur, sen nereye? Şimdi şeye geldik. Oruç şey, oruç konusu. Ya orucu bitirdik işte. Oruç yok, pardon özür dilerim. Kurban. Kurbanı da anlattım ben sana. Kurban şey. Kurban konusu. Büyük seniz kardeş küçük kardeş meselesinin ritüelidir. Onun anlatılmasıdır. Mesela öncesinde Peygamber Efendimiz'den önce de o var. Gömülmesi var çocukların mesela. Çocuk kurbanları var zaten. Kurbanlar var. Ya İsrailoğullarına onlar çok onlar neye göre? Ya bir inanış için mi yapmışlar mesela? Hayır. Yani o, tanrılarına mı? O da bir sembolün bozulması. Şimdi bu küçük kardeşin kurban edilmesi veya büyük kardeşin kurban edilmesi ne demektir? Mesela Hazreti İbrahim neden önce İsmail'i alıyor, kurban ediyor? Yahudilere göre de İshak'ı alıyor. Şimdi İsmail neden alıyor? İsmail büyük kardeş. Ama kendi annesinin soyu İsrailoğullarına bağlı değil. Şimdi burada büyük kardeş kurban edilmesi şu. Büyük kardeş azat edildi. Yani kurban ettin, öldürdün. Ama tabii sembolik bir şey o. Ama eskiden bunu öldürüyorlardı. Yani ilk doğan çocukları kurban ediyorlardı. Bunun manası şu demektir. Büyük kardeş soy bağı olmayan kardeştir. Ve bu mirası hak etmiyor. Yani yönetimde bunun hakkı yok, payı yok. Bunu anlatmak için böyle bir sembolik olay yapılmış vakti zamanında. Ta bu eski devirlerde. Ondan sonra bu gerçek bunun kurbanı şeklinde gelmiş. Hazreti İbrahim'de de bu tamamen iptal edildiğini anlayabilmemiz için Hazreti İsmail'i kurban ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de de belli değil. Bak Hazreti İsmail olduğu da belli değil. Yani hangi çocuğu kurban ettiği de belli değil. Mesela Yahudilere göre İshak. İkisi de aslında kurban ediliyor. Kur'an-ı Kerim şunu anlatıyor aslında. Büyük çocuk kanunu da, küçük çocuk kanunu da iptal edilmiştir. Onun yerine eğer kesecekseniz koç kesin. Ama bu koçu kestikçe de hatırlayın ki insanoğlu homojen bir yapıyla medeniyete yükselecektir. Yani bu semboller zaman içerisinde bozulduğu için yine sembolmüş, bozulmuş.
Onu da düzelten Hazreti İbrahim. Hep bir ama hayvan kurban edilmesi var ya. İnsan da var ama Hayvan hayvan da yok, var. Hep insan var. Hep insan var. Hayvan hiç yok. Geçmişte ama yani yine Hazreti İbrahim'den buzağlar, sonra danalar, şeyler, ya boğalar, farklı farklı onlar hayvanlar. mesela Mitra dininde şey var. Ama o da insan aslında ama boğaya çevirmişler. O çünkü Bak. boğa da sembol. Boğa da zodyaktaki sembol. Yani çeşitli sembolleri kullanabilirler ama bu o boğayı kurban etmek ne demek? Orada Osiris'i kurban ediyor. Onun sembolü o. Bu Osiris'in sembolü. Yani Osiris'in öldürülmesini anlatıyor. Onlar bambaşka sembollerin yansımaları. Yani var bu kurban etme şeyi. Ama bunun özünde anlattığı şey küçük çocuk, büyük çocuk. Bak büyük çocuk, küçük çocuk. Hocam seni o kadar seviyorlar ki şu an 100 tane mesaj var. Bırak adam sigarasını içsin diye şu an. Ya içeyim ya. Zaten ama kalmadı. Zaman kalmadı. Saat 12 oldu zaten içersin de. Bırak Çünkü sigarasını neden içsin biliyor diye. musun? Sen sordukça benim şu anda beynim uyuşuyor. Ama şu çayı iç. Tam güzel cevap veremiyorum sana. Sigara içersen daha mı güzel Tabii daha bilirsin? güzel. Yani bu kufiyetli. Ha. Toparlarız istersen. Ya da şey yapalım hocam, ekleyeceğim bir şey varsa ekle. Ekleyeceğim yani Kurbanla ilgili bir şunu eski söylüyorum. inanışlarda nasıl evrildi? Biz kurbanı nasıl, hani Hazreti İbrahim'den sonrasında var. Tamam. Kefsar suresinde de var. Kurban farz değil bir kere onu bilelim. Vallahi yani Farz değil yani kesen keser, kesmeyen vacip kesmez. de diyorlar. Vacip olabilir. Vacip dediğimiz farz değil demektir zaten. Yani o zaman Kevser suresindeki kurban kes peygambere mi söylendi, tüm ümmete mi? Ya Farziyeti ne orada da orada? özel bir şey. O da kurban mıdır değil midir? Orada da tartışma Kurban var. kes hocam direkt yani. Yani nehar diyor. Mesela nehar. Nenhar. Yani nehar ne demek nehar? Bakarsın başka şeyler de Onu bir çıkabilir. açsalayayım tam şeyini. Yok ben Ragıp el İsfahani olsa Ragıp el İsfahani'den Yok yok, bakardım. Kevser suresini aç direkt. İnne şanıyor ki huvel ebter değil mi? Öyle Hı, bir tane. hı. Tamam. En başından aç. İnne En ataynâkel sondadır zaten. kevser Ha. fesallî li rabbike venhar. Yani namaz kıl kurban kes diye Namaz kıl çevirmişler onu. kurban kes. İşte o namaz kıl kurban kesin öncesini oku. Orada hani birçok insan diyor ki o peygambere dedi onu. Bazıları diyor ki İnne hayır, tüm ümmete ateynâ farzdı. sana verdik. Hı. İnne ateynake sana verdik. Kevser'i verdik. El Kevser. Kevser ne? İşte cennetteki pınar deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Yani İşte sana aslında büyük. verdikle başladığı için diğerlerini de Tabii ona tabii. söylüyor, anlamı Ona çıkıyor söylüyor ama diyorlar. burada Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri çoğunu sana verdik deyip bize de bu Ha hitap tamam. eder. Evet. Onların fesalli işte bu da namaz kıl. Namaz kıl da bunu da salli namaz diye de şey yaparsın. Yardımlaşma yap. Hani toplumu ayağa kaldır fakirleri şey yap. Bu da olabilir. Li Rabbike Rabbin için. Venhar. Yani nehar. Yani bunu bilmiyoruz. Kurban diye çeviriyorlar. Bunu bakmam lazım benim. Şeyden Ragıp el Hüsnü'nden bakarım. Diğer manalarına göre buradan Verhar şey mı? Şey, çıkar. ha, Evet, namaz nehar. kıl kurban kes. Bu farklı şeyle he ile yazılıyor. İnne şanieke huvel ebter. Burada soyla ilgili bir şey var aslında. O soyu kesik olan aslında onlardır diyor. Yani peygamberin erkek çocuğundan gelmediği için soyu kesik diye şey yapıyorlar ama burada şunu söylüyor. Bak burası çok önemli. Bu Yahudilerin de takip ettikleri bir sistemin aslında Müslümanların da takip etmesi gerektiğine işaret edebilir. Soy kadından geliyor demektir bu. Zaten bu ayete bağlı Fatimi, Matim bütün devletler kuruldu. Yani peygamberin soyu Hazreti Ali'nin hanımından devam ediyor diyerek Fatimi devleti, Büveyhiler, şunlar bunlar Şiilik hep buradan gücünü aldı. Yani peygamberin soyu aslında devam ediyor. Soy nereden devam ediyormuş? Kadından. Kadından devam ediyor. Bu ayete göre de biz de öyle anlayabiliriz. Bak bunlar mesela çok değişik bakış açıları. Bunu mesela bana şimdi çok itiraz edebilirler burada ama burada öyle anlatıyor. Yani onun soyuyla ilgili olduğu için belki senin dediğin doğru olabilir. Sanki bu kurbanı sadece ona ait şey yapmış gibi de Çünkü olabilir. sana Kevser'i verdik. Evet. Namaz kıl, kurban kes. Kevser ne demek? Soyun devam ediyor. Veya işte cennette verdik. Yani dünyadaki soyun devamı da olabilir. Zaten bütün şey oradan çıktı kargaşalar. Mesela onları konuşsak çok acayip şeyler var. Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin. Ondan sonra İslam şeyinde çok var. Ondan sonra Zeynel Abidin'in hiçbir şeye karışmaması, dördüncü imamı, Hazreti Hasan'ın dışlanması. Ondan sonra bunlar İslam dönemi ilk sahabe dönemlerinde. Ondan sonraki dönemlerde de yine onlarla karışık olarak Abdullah bin Zübeyr'in halifelik ilan etmesi. Daha sonraki şeylerde mesela Evet. gitmiş Fatimiler devlet kurmuş Mısır'da.
Onlar orada bir halifelik ilan etmiş. Efendim, şeyde var İspanya'da Emevilerden kaçanlar gidip Endülüs Emevi'yi kurdular. Orada bir halifelik var. Biz geldik aldık Mısır'dan aldık. Mısır'daki Sünni halifeliği. Yani Mısır'da iki tane halifelik vardı. Yani bu zamanında böyle iki tane, üç tane halifelikler oldu. Bunlar hep alt üst oluşlar. Olabilir yani bütün her şeyde ama Şimdi bilmemiz lazım. Serhat hocama göndereceğiz, sigara içecek. Sevgili dostlar, bizi nereden izliyorsanız il, ilçe, ülke yazın. Selam gönderelim. Bu arada hocam yarın Şeyma Toy konuğun Tamam olacak. O gelsin. biyoenerji bilinçaltı uzmanı. Yarın bakalım nasıl bir program olacak. Gelsin inşallah. Hüseyin Yahya Toy'un ablası. Olur, güzel Rövanş'a olsun. geldi herhalde. Hı? Bir bölüm yapmışsınız, o da ikinci. Ya gelsin de bana sağlam gelsin. Sen inanıyor mu, inanmıyor mu falan deyip de oradan beni alt etmeye çalışırsa alt edemez. Yani ben inanırım ya da inanmam. Benim anlattığıma delil getirmesi lazım. Herkes için söylüyorum bunu. Sadece o arkadaşımız için değil de herkes. Yani burada mesela internette de sen şöyle misin, sen böyle misin diye giriyorlar konuya. Ben ne öyle olayım ne böyle olayım fark etmiyor. Sen benim söylediğimi çürütecek delil getirmen lazım. Onu getiremediğin zaman baş edemediğin anlaşılıyor. Tabi bunu o Gerçekten. zaman anlayamaz o arkadaşımız. Yani Evet. programın içinde anlayamayabilir. Sonra anlayınca şey Bu olur. Çuf Çuf hocayı soruyorlar hocam, izledin mi? Ben bilmem. Pakistanlı. Yapıyor bir şeyler de doğru mu acaba? Yok hocam, ne Pakistanlı, pardon, Hindistan değil, Pakistanlı. Yok hocam, neyi yapıyor ya? Yok Yani mesela adam titriyor titriyor derken iyileşiyor, çuf yapıyor tutuyor. iyileştiriyor. Ama Tamam. onun adamı mı değil mi bilmiyoruz. Sence? Bilemiyoruz. Sen Bilemiyoruz. seversin böyle konuları Bilemiyoruz. hocam, sence? Onun adamı olabilir. Ben getirmem lazım ona bir adam da hakiki. Bakalım iyileştiriyor. Bu Kemal Sunal'ın şeyine benzedi. Aa, Öyle bir filmi vardı. neydi o ya? Vardı, evet. Ama onu da plasebo ile iyileştirdi. O hakiki olanı da iyileştirdi filmde. Biliyor musun Hakiki onu? olanı derken. Ha. Hakiki Hayır, o şey yılan getirdi. gördü Ha yılan işte ayağının plasebo altında. ile tabii. Yılan, Yılan. yılan, o daha önce onu bir yılan Korktu. görmüş, korkmuş, felç Tabii, kalmış. oradan. Tekrar görünce, Tekrar görünce iyileşti. abi oradaki kurban nefsini kurban et anlamına, yok biraz zorlama bence, nefsini Nerede? kurban et anlamına Kevser'deki. Namaz kıl, Yok kurban orada et. soyla ilgili var İşte ya. orada hani kurban kesmeyin diyen bazı arkadaşlar şey diyor, o nefsini kurban et dediler diye böyle mana çıkartıyorlar ya, onu yazmış arkadaş. O değil büyük ihtimalle. Hocam ağzına sağlık. Bu arada biz Sağ olsun. birkaç gün içerisinde gündüz artık test canlı yayınlarına başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Akşamları normal aktif canlı Test yayınlar, dediğin gündüz. nasıl yani test? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sabah atıyorum 9-10'da. Şimdi bizim yaklaşık yüzlerce program var şu anda elimizde. Yani bizim yaptıklarımız var. Diğer 18 tane programcının yaptıkları var. Onların içerisinden 3-5-10 dakikalık dikkat çekici başlıklarla programlar kesilecek. Yayın akışında bir playlistle beraber sabahtan akşam canlı yayına kadar o gündüz boş saatlerimizde onlar dönecek. Aralarda programların tanıtımları dönecek. Aralarda işte şu gün şu program var, şu gün şu var, program içerikleri anlamında hep bunlar dönecek. Yani gündüz aslında bir canlı yayın akışı olacak. Bu programlar dönmeye başlayacak. Yap ya. Ne zaman onlar geriye doğru gerçek saatlerinde de programlar aktif başladıkça onlar değişecek falan. Böyle en azından bir başlatacağız. Başlat da çorba gibi olmasın yani. Yok, olmaz. Bir şey yaparız hocam. Güzel olsun. Ay, Alnımızın hepsini sen kendin aklıyla. yaptığın için ondan karışır ya. Ondan nasıl uğraşacaksın? Ya vereceksin kaseti akşama kadar gidecek mi yani öyle mi? Ama tekrar tekrar değil ya. Yani ben 30 tane program dönecek arkada. Yani 3 dakika. Senin programın gelecek mesela 5 dakika. Arkasından başka bir program 5 dakika. Arkasından Kubilay Tamam da Aktaş'ın bir onlar programı. senin YouTube'da da gene onlar video olarak çıkacak mı? O akşama kadarki olan, yani o boştaki süreçte o kayıtta olmayacak. O Ha. sadece öğlen O başlayacak çıkarsa ve milletin bitecek. iyice kafası karışır Yok, ondan diyorum. başlayacak ve bitecek. Ama hani gece de mesela diyelim yayın yok. İzleyip Yani tamam. görebilir onda. Daha önce izlemediği programlar. Yani 3 dakika 5 dakikalık kısa videolar. Aslında bir bakıma orada hem bilgi verici içerikler hem de kanalı artık bir test Evet. yayınıyla canlı yayına başlamış olacağız. Şu Onur Elmas'a gene teşekkür edelim. Siyah kazan Siyah geldi. kazamız geldi diye başında teşekkür ettik ama belki Başka yakalamamışlar. renkleri istiyorsan buradan Yok istemiyorum çağrımız. hiçbir şey istemiyorum. Ondan sonra teşekkür ederiz. Böyle bir şeyler göndermeyin arkadaşlar. Artık hediye işine son verdik. Sağ olun, var olun. Ondan sonra siz izleyin programları. Hocam Kafanızı Amerika'dan yakıyorsa izliyorlar. Atlanta.
Sevgiler. Zaza Mark'le birinci yayında da biz sormuştuk. Şu an saat kaçsa bir yazar mısınız arkadaşlar? İl, ilçe, ülke yazın. Selam gönderirim. Serhat Hocam sen git. Ben gidiyorum. Tamam. Sen git. Hadi hayırlı geceler. Ramazanınız mübarek olsun. Hocam git sigarayı iç, sen dayanamadın artık. Evet sevgili dostlar, şöyle ilk şehri okuyarak başlayayım. Orası onun milat olsun. Nadir Güzeller Adana. Selam olsun. Selam gönderelim. Şöyle devam edelim. Türkmenistan'dan selamlar. Mahri. Selam gönderelim bize. Almanya Bielefeld. Canan Avcı. Evet. Konya'dan Halil İbrahim. Selamlar. Nevşehir Avanos. Ebru Üçgül. Evet devam edelim. Şöyle Denizli'den selamlar demiş Hülya Utaş. Biz de selam gönderelim. Süleyman Tepe Gaziantep. Selamlar Süleyman Bey. Evet şöyle devam edelim. Gitmeden okusaydınız keşke mesajımı. Firavun'un ima ettiği konusunda o bir program yaptık onunla ilgili. Birkaç bölüm önce oradan takip edebilirsiniz. Brüksel'den selam. Lusmino isminde izleyicimiz selam gönderelim bize. İstanbul Gazi Osman Paşa Birgül Hanım. Şöyle hızlı hızlı. Hocam kot pantolon ne zaman hediye edelim? Murat Piliç. Murat Bey. Bir Serhat Hocam Mert'e gelmek istiyordu ama tabii şimdi Ramazan biraz zor olur. Bakalım. Buraya bir davet ederiz olmazsa sizi. Şöyle devam edelim. Balıkesir. Schwarz Lines ya da. Uganda'dan selamlar. Muzaffer Arslan. Tanzanya selamlar. Musto. İsviçre'den selamlar. İbrahim Saini, Çiftlikköy selam, Caner Cebeci, Türkmenistan, Mahri okumuştuk, Yeni Zelanda Vanaka, Ümit Aytekin, Erkan Baser, Trabzon, Erzincan'dan selam olsun, biz de selam gönderelim, Erol Küçük, Belçika Lige ya da Hasan Toganç, Ankara, Turhan Vural, Kanada, Ottawa, selam. Saat 5'miş şu anda. 17. Serdar Besler. O zaman iftara daha var Serdar Bey. Evet. Amerika Florida. Zeyno. Türkmenistan. 0158. Mahri. İsviçre'den selamlar. İbrahim Saini okumuştuk. İran. Güney Azerbaycan. Erdebil Muhan. Leyla Babak. Bilgin San göndermiş. Çift 0.28 demiş saati. Şu an bizde 12 oldu. Taksim Harbiye. Yaşar Yalçın. Selam gönderelim. Özhan Özdemir. Bursa'dan. Biz de selam gönderiyoruz. Fatsa'dan selamlar. Mahmut Bekar. Bekar. Tilburg. Hollanda. Nurhak Atabey. Lüleburgaz. Cener Cebeci. Azerbaycan. Nazim İbadov. İsviçre'den okumuştuk. İbrahim Saini. İzmir Gazi Emir. Atis. Haiti. Bu doğru mu arkadaşlar? Haiti. Ahmet Çiftçi. Yeni Zelanda. Simay Sevgi. Seyrustan. Kırmızı beyaz. Hocam siz bana hediye yollayın. Niye hediye yollayalım? Ne hediyesi istiyorsunuz Fatih Bey? Hollanda'dan selamlar. Fatma Kuş. Hanover. Uğur Tavlı. Eskişehir'den selamlar. Semiha İmdat. Biz de selam gönderiyoruz. Osmaniye Ramazan Çörten. Almanya'dan Halide Cair. Kayseri'den Meriç Demirci. Evet şöyle. Haluk Özil full program bekliyoruz. Hatay Dört Yol, Sami Arslan,
Kazakistan-Özbekistan sınırı vakit 02.01 demiş Murat Bey. Evet sevgili dostlar, yine bu saate kadar izlediğiniz için, destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Malum bugün Ramazan'ın ilk günüydü. Birazdan birkaç saat içerisinde de ikinci gününün sahuru yapılacak. Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun, kurtuluşumuza vesile olsun duasıyla açmıştık. Bu arada biraz önce yine söylediğim üzere kısmet olursa test canlı yayınları başlayacak. Birkaç gün içerisinde başlayacağız. Cuma'yı aslında yetiştirmek istiyoruz ama olmazsa herhalde pazartesi tam anlamıyla başlayacak. Ne yapacağız? Sabah 9-10 gibi canlı yayın açılacak. Aktif yüklenmesi gereken bant çekip yükleyeceğimiz programlar kendi saatinde zaten yayınlanmış olacak ama aradaki boşluktaki olan saatlerde ne zaman günün hangi saatinde kanala girerseniz girin bir canlı yayın göreceksiniz. Canlı yayın akışı olacak. O akışta programlardan önemli kesitlerinden 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikalık kesitleri görmüş olacaksınız. 18 program var. 18 programın içeriğinden bazı alıntılar göreceksiniz ama aslında program tanıtımları olacak daha detaylı. Yani işte Serhat Ahmet Tan hangi gün hangi saatte, diğer program hangi gün hangi saatte, bunların tanıtımları, bunların teaserları, jenerikleri olacak. Dolayısıyla akşamki yayınları, haftanın diğer programlarının günleri, saatleri bir şekilde de aslında paylaşılmış olacak. Hedefimiz hep söylüyoruz, bir yıl içerisinde tamamen 24 saatlik bir yayın akışı oluşturmak. Bunun test yayınını bir şekilde başlatacağız kısmet olursa. Akşamki canlı yayınlarımızda Ramazan'da biraz sekteye uğrayabilir. Serhat Hocam bile Ramazan'ı bahane ediyor. Gelmem ben diyor. Şuradan da bakıyor şimdi bana. Saatler ileri. Burada yapacağız hocam. Burada iftarı burada yapacağız. Dolayısıyla destekleriniz önemli. Videoyu like atarsınız, yorum yaparsınız. Bu arada teşekkürler sekmesini açtık. Arkadaşlar soranlar oluyordu. Yurt içi, yurt dışı. Herhangi bir beklentimiz yok ama nasıl destekte bulunabiliriz diye. Zaten bir şekilde katıl butonu açıktı kanalın ama reklam, sponsorluk anlamında soranlar var. Ekranın altında belki arkadaşlar gösterebilir. Şirketin resmi telefon numaraları var. Programları sponsorluk anlamında, programa destek anlamında, alt bant, KJ reklamlar anlamında sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Ben şu programa reklam vermek istiyorum, sponsor olmak istiyorum şeklinde olabilirsiniz. Onun dışında da teşekkürler sekmesi açıldı. Oraya da desteklerinizi gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya yine kısmet olursa pazartesi akşamı sebep sonuç yorumla Serhat Ahmet Tan'la beraber olacağız. Yarın kendi programı var. Şeyma Toy konu olacak. Kazım Hoca'nın çarşamba programı var. Ramazan'da bazı saatler belki değişebilir ama perşembe Allah izin verirse bir aksilik olmazsa ben daha önce de söylemiştim birebir bir program sebep sonuç özel programı yapmak istiyorum. Her tarz sadece bu konularla ilgili değil. Sizin merak ettiğiniz, sevdiğiniz insanları burada görelim ve daha fazla soru soralım, interaktif sizin sorularınızı da sorabileyim diye sebep sonuç özel yapmıştım. Bir program yaptık. İkincisi olacak kısmet olursa perşembe günü planlıyoruz. Bir aksilik çıkmaz Allah izin verirse. Abdullah Çiftçi konuğum olacak benim. Canlı yayın konuğum perşembe akşamı. Onun duyurusunu yapmış olduk. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.